Evet. Merhaba arkadaşlar. Hepimiz hoş geldik. Heyecanlı bir gün var diye böyle spontane bir yayın açalım dedik. Sağ olsun Ilgın da katılmak istedi. Teşekkür ederim Ilgın. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Esas ben teşekkür ederim hocam. Ee, beni davet ettiğiniz için. Ya şimdi senle konuşuyordum daha önceden. JWST'nin fotoğraflarını bekliyorum, uyuyamıyorum, gözüm uyku kaçıyor falan filan diyor. Ya dedim ben bu kadar değilim kardeşim. Bu <laughs> tamam biz de bekledik ama yani o kadar da değil falan. Neyse dedim benden çok 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 daha heyecanlı birisini bulmuşken o zaman biz beraber konuşalım dedim. Ee, onun için bugün ılgım'la beraber bu bugün JWST'nin eee fotoğraflarına teker teker konuşalım dedim. İçimde kaldı aslında biraz Clubhouse'da falan da e, konuşayım falan istedim. Baktım bir tane bile başlık yok. Ay dedim ya oradan Twitter Space'e girdim. Ulan bir tane bile JWST başlığı yok. İyi dedim ya içimde patlamasın bari dedim yani. <laughs> bari YouTube'de madem bir platformumuz var burada açalım dedim konuşalım dedim. Evet hoş geldin Ilgım. Hoş bulduk. Aslında Öncelikle o... görseller gerçekten çok güzeldi bu arada. Görseller çok güzel tabii. O zaman biz seni bir tanıyalım da bir e, ondan sonra yavaş yavaş başlayalım evet. Tabii ki de. Ben Olgun Makalay. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda mezun olduktan sonra özellikle 2019 korona döneminde biliyorsunuz ki her şey uzaktan eğitimle gerçekleştiği için de korona dönemi belli olduktan önce kayıtlar oluyordu malum yüksek lisansa. Ben de kayıt olmadan kaçak öğrenci gibi hocalarımla konuşup onlardan ders notları alıyordum. Uzaktan dersler hani remote olarak gerçekleştiği için de oradan gönüllü öğrenci olarak e, ...gönüllü bir yüksek lisans mezunumuş gibi oldu fakat sadece şey yok e, yüksek Not lisans diploması yok. Ha e, sadece dinlemek için, öğrenmek için yapıyorum diyorsun. E, sınavlara falan da e, gayet katılım gösteriyordum sadece şey, resmi olarak kaydım yoktu. E, en kısa sürede zaten e, işlerden vesaire e, zaman kaldığı zaman... ...muhakkak yap, ya, onları tamamlamak istiyorum çünkü çok seviyorum, fiziği çok seviyorum, e, kozmolojiyi çok seviyorum. Fiziğin her dalını çok seviyorum. Dolayısıyla e, benim için şey, bunu kullanmasam bile e, diplomamı bile ben duvara astım. Onun yanına atarım. Çok da gurur duyarım bundan. <laughs> evet. O zaman bugün e, JWS'nin fotoğraflarını konuşalım şimdi e, arkadaşlar sorularınızı her türlü yazabilirsiniz şu anda yani çok bir çok bir e, süre ya en az bir, bir, bir buçuk iki saat falan bir konuşuruz diye düşünüyorum en, en fazla Onun için elinizden geldiği kadar bütün sorularınızı yazın Ben e, yavaş yavaş ben de işte ılgımda beraber birbirimize so konuşarak e, anlatacağız Evet aslında daha yeni yeni bitti bu arada. JWST'nin e, commissioning süreci diye bir şey vardır. Yani teleskop önce bir 6 ay boyunca işte bir bir ay yol sürdüydü. Fırlatıldı 25 Aralık 2021'de geçen senenin tam son günlerinde. Fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra bir bir ay falan yol sürdü. Oradan sonra yavaş yavaş aynasının açılmasını izledik. Oradan bunu açtı, buradan bunu açtı falan filan bir sürü şeylerini açtı ve ondan sonra gözlemler başladı. 6 ay boyunca İlk e, bu süreçler bittikten sonra yavaş yavaş ilk gözlemler ol, olmaya başladı. İşin güzel tarafı da ilk gözlemler şudur. İlk gözlemler daha önceden varsa böyle bir görüntü o görüntünün daha iyisini çekebiliyor muyuzun görüntüsüdür. Her zaman olan böyle bir şey olur. Yani bir teleskobu buna validation denir. Yani bir teleskobu ilk defa test ediyorsan bu şekilde yaparsın. ...ve daha önceden bir görüntü vardır... ...o görüntünün aynısını yeniden çekersin... ...sonra karşılaştırırsın... ...ha bizim teleskop daha iyiymiş ya da daha kötüymüş... ...ya da işte bir sorun var... İşte bak burada bu varmış, burada bu varmış falan diye karşılaştırırsın... ...ve o farkı görürsün... ...evet... ...evet... ...burada gördüğünüz gibi bir sürü fotoğraf var... ...zaten evet arkadaşlar da hemen... ...en sevdiğiniz hangisi oldu diye... ...sorular geliyor... ...evet Ilgım senin var mı özellikle bir... Bir, e... Ben onun tweetini sordum biliyor musunuz hocam? hacım? Bugün doğru ya, Twitter'dan da sorulur da bu. Güzel bunu soralım ya. Evet, onu evet. sordum tüm görselleri alt alta şey olarak flut olarak ekledim. Sizin ne beğendiğiniz görsel hangisi oldu diye? Ya ben hepsini hiçbir ayırt etmiyorum hepsi çocuğum gibi hepsi desem çocuğum çok mi? bir şey olur ya. Çocuğum. <laughs> 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 ya özellikle ilk bu görsel geldi ya gelmişti ya dün saat Türkiye saatiyle iki gibi sanırım gelmişti bunlar şeyden e, NASA tarafından yayınlanmıştı. Ben şey yapıyorum şimdi. E, linki nerede? Bu görsel bana yetmez. Daha yüksek çözünürlük olması lazım. Çünkü zoom yaptıkça böyle galaksiler şey, öyle galaksi yok sadece piksel piksel şeyler oluyor. O TV'de vesaire yayınlanan. Bu arada bir arkadaşımız şey sormuş. E, nereden bulabiliriz linklerini diye daha gönderdim, yüksek çözünürlük. Gönder koydum için. şimdi. Koydum şimdi. Tamam. Linki de koydum. E, oradan indirdim. Sürekli e, bunu yapıp bakıyorum böyle, wow, galaksinin şekli ne kadar güzel ve spiral şeklinde de vardı ya e, bazı şeyler galaksiler. E, dolayısıyla çok böyle yakınlaştırıp bakabileceğim için ilk gelen bu görseli çok sevmiştim ki aynısını e, önceden Hubble'da e, daha uzun süreler boyunca çekim yaparak göndermişti. Fakat evet. bunun renkliğini çok daha böyle bana e, farklı geldi. Sadece red, red shift, blue shift olayı da değil çok böyle nasıl diyeyim belki çekim kalitesinden de olabilir bilmiyorum. Eee çok hızlı. Renk bir sanattır. Orada sanatını gösteriyor sanatçı. Aslında bütün fotoğraflar siyah beyaz. Ya. <laughs> buradaki fotoğraf ya, işte buradaki zaten... fotoğraflara canlılık veren kişi kişi oradaki kişi yani. Yani canlılık veren şey değil. Fotoğrafın fotoğrafın bu, bu, bu renkleri veren bir kişi aslında. Başka renkleri de seçebilirdi istesek de. <laughs> Ama şey galiba benim bildiğim kadarıyla e, bu dal işte ışığın dalga boyları işte bize gelece Redshift'leri, BlueShift'leri ona göre aslında her birine birer e, şey kodluyor aslında kamera bu web Uzay Teleskobu ve her birine a, aynı algoritmayla kodladığı için aslında evet. hangisinin hangi renk olabileceği ya da uzaklığı ya da yakınlığı ya da şekli, büyüklüğünü e, her ne olursa olsun atıyorum siz bir tanesini sarı yaparsınız ona göre aynı tonlarla aslında birebir aynı şeylerle skala da olacaktır hani renkleri ona göre seçiyorsunuz ki hiçbir şey değişmiyor aslında bize gelen aslında, kod diyebiliyorum. Aslında şöyle bir şey bu ilk kim seçtiyse ona bakıyor. Yani ilk seçen ilk ilk şu hidrojene şu rengi atayalım şuna şu rengi atayalım buna bu rengi atayalım diye e, söylendi. Ondan yani diye bir başladı bir, bir furya ondan sonra işte Hubble paleti deniyor ona zaten. Hubble paletini başkaları da kullanmaya başladı falan filan derken böyle insanlar Hubble paletini kullanıyor. Yoksa herhangi bir şekilde bir teleskobunuz varsa ya da böyle bir gözlem şenliğine falan katılırsanız bir yere giderseniz göreceğiniz bütün bütün böyle nebula görüntülere bilmem işte Andromeda galaksisini falan görebilirsiniz. Bunların hepsi siyah beyaz olacak. Yani gözünüzle baktığınızda siyah beyaz olacak. Eğer fotoğrafını çekerseniz de siyah beyaz çekeceksiniz. Ondan sonra renklendirmek için de hatta biz bununla alakalı Emre Erkunt ile bir de yayın yapmıştık. O işte astrofotografi isimli bir, bir yayın yapmıştık. Onu da izlemenizi tavsiye edebilirim. Bilmiyorum şuraya koyabilirim belki unutmazsam linkini. Evet çekilen bu görsellerin RAW hallerini nereden bulabiliriz diye bir soru var. Vallahi raw halleri her zaman ya yani özellikle bu ye, bu fotoğraflar raw'ları zaten tamamen halka açılacaktır. Normalde e, basın bültenlerinden sonra bu raw halleri de konu, verilebilir. No, pardon şöyle şöyle söyleyecektim. Normalde bu bir makale aslında. Makale yayınlanacaktı. Makale yayınlandıktan sonra makaleyle beraber bu verilerin hepsini Aynı şekilde makale hangi makale işte astronomi, astrofizikse ya da astrophysical journal ya da işte ne bileyim science ya da ne bunların hepsi aynı şekilde datalarını da koyabileceğiniz başka bir server'a aktarılıyor. Ve insanlar sen bu fotoğrafı çektin, çektiğini iddia ediyorsun ama doğru mu diye insanlar da gitsin o web sitesinden download etsin ve onlar da kendi çaplarında işte verify yapsın ya da onlar da teyit etsinler diye böyle bir şey var. Böyle bir durum var. Kısacası gerçekte bütün fotoğraflar, bütün uzay fotoğrafları siyah beyazdır. Renklendirme sadece sanatsaldır. Şair. Ama zaten <laughs> biz dalga boylarını ölçebildiğimiz için o yıldızlarda hangi elementler var ya da o gezegenlerde ya da etrafında hangi elementler varsa ona göre görüyoruz. Ona göre aslında biraz renklendirme yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi. İşte o başka ee, evet dediğim doğru... gibi ya bu atamak o o şey, o dalga boyuna hangi rengi atadığın birisinin başkan baştan birisinin yaptığı bir karardı bu kadar yani böyle bir şeydi. Şimdi gelelim gelelim şey şu ha işte. söyle evet. Renk konusundan çıkmadan evvel burada görsellerde e, özellikle mavi ve kırmızı olanlar bilerek yapılmıştım yani red shift blue olayına da uyumlu bir şekilde bu renklendirme yapıldı diyebiliyorum. Redshift, shiftten dolayı değildir. Genelde soğuk sıcaktan dolayı genelde bu şey yapılıyor. Ama um, olabilir. Yani tabi tabi. Redshift, Redshift, shiftten de yapmış olabilirler. Yani o paletin o anda. Ya ben palet hiç kullanmadım açıkçası. Hiç optik çalışan bir insan değilim. Bizde genelde sadece az sonra göstereceğim işte sadece grafikler var benim astrofizik çalışmam o şekilde sadece grafikler oluyor. Ben böyle bir fotoğraf alsam, oh, benim böyle bir fotoğrafı alabileceğim teknolojinin gelmesini en az bir bilmiyorum 100 sene falan var yani. Böyle bir teknoloji bizim bizim dalga boyunda yok. Ben uzun dalga boyu çalışıyorum. Böyle bir şey yok yani. Evet. Gelelim şu fotoğrafa. Evet. Gelelim şu fotoğrafa. SMAX 0723 e, diye bir Gravitation Lens'in Galaxy Cluster dediğimiz bir yer. Burada baya bir galak bu, burada baya bir kütle çekim merceklenmesini görüyorsunuz. Aa dur. Mouse'umu açayım hemen. iki saniye. Ee, şuradan. Ha mouse'um geldi. Evet. Ya burada kütle çekimi, e, kütle çekim merceklenmesi etkisini görüyoruz. Görüyorsunuz değil mi şurada? kütle çekim merceklenmesi. Bunların hepsi bir sürü kütle çekim merceklenmesi etkisi. Yani buradaki büyük kütle oradan gelen ışığı büküyor. Nereden hatırlıyoruz bunu? Işığın bükülmesini. Gezegenler. Gezegenlerden Özellikle. oluyor. Kim yaptıydı bunu? Hatırlıyor musun? Kim? Ben de şimdi seni e, sınava çekermiş gibi. Yok şey eee Einstein'ın Einstein'ın Einstein ilk e, yaptı ilk aslında işte genel görevliği şey yapt, Yaptığında zaten ne yaptı? işte dedi ki işte bir kütle uzayı uzay zaman şeyine işte dokusunu gerer dedi. İşte burada da böyle büyük bir kütle var ve o da e, ya o kütlede işte oradan gelen ışığı giriyor. Gerildiğinden dolayı şu şekilde görüntüler görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz. Burada bu uzay zaman bükülmesi şey işte ışığın izlediği yörüngenin bükülmesi olayıyla alakalı galiba Carl Sagan'ın bir benzetmesi vardı. Onu hep kullanırım mesela fizikle alakası olmayan ilgi duyan ya da işte e, lise öğrencilerini. Hemen kısaca onu da e, örneklendirmek isterim. Çok akılda kalıcı bir şey. Çok seviyorum bu örneği vermeyi. E, dümdüz bir tane çarşaf gerdiğinizi düşünün. Hiçbir şekilde şey olmasın üzerinde bir e, eğrilik bürlük olmasın ve elinizde farklı ağırlıklarda bilyeler olsun. Kimisi işte e, 50 gram, kimisi 100 gram vesaire gibi farklı büyüklüklerde farklı ağırlıklarda bilgiler olsun ve onları çarşafın üzerine bıraktığınızı düşünün ve o ağırlığa göre hem o bilgenin hacmine ve ağırlığına göre de aslında o çarşaf aşağıya doğru bükülüyor ya işte biz ona aslında uzaydaki bükülme diyoruz bir şeyin işte yıldızın ya da bir gezegenin Kütlesi ve hacmi ne kadar fazlaysa o kadar çok çarşafa aslında gerer ve biz uzayda mesela bu e, dümdüz gittiğimizi düşünürken ve etrafta aslında uzay zamanı bükebilen bir ağırlık varsa biz düz giderken aslında belki de sapadabiliriz Dolayısıyla da ışık da dümdüz aslında kendisine göre yol izliyor fakat uzaydaki düzlük bizim kendi bildiğimiz bir düzlük değil aynen evet. bu görselde olduğu gibi. Bir de zaten burada da bu kavramı daha önceden programlarda çok bahsettik ama yani yine de yine söyleyelim. has haklısın güzel de bir örnek oldu. Normalde kütle çeke, kütle çekim dediğimiz bir şey. Aslında kütle çekmez. Kütle niye çeksin yani nedir mıknatıs mıdır da çeksin yani? Kütle falan kütlenin çekmesi diye bir olay yok. Sadece kütle uzay zamanı gerdiğinden dolayı şu anda görüyorsunuz geriyor. Şurası bir uzay zaman dokusu ve bu dokuyu geriyor ve sen şuraya bir cisim koyduğunda Şurada bir cisim koyduğunda ve bu cisim örneğin dünyanın çevresinde dolanıyor olsun ve doğal olarak dolanıyor dolanıyor. Eğer ki bu kütle bu dışarıda dolanan kütle dünyaya çok daha yakınsa gördüğün gibi şey gibi sanki e, işte banyodaki şey vardır ya böyle e, o deliği su, su, su deliğinin evet. dönmesi gibi dönmesi gibi ne kadar yaklaşırsa orada daha hızlı dönmeye başlıyor ya uzaktakiler daha yavaş dönüyor girdaplardaki gibi. Aynı şekilde ne kadar yaklaşırsanız bu şekilde ne kadar yaklaşırsanız o kadar hızlı dönüyorsunuz ve sanki kütle çekmiş gibi hissediyorsunuz. Aslında teknik olarak kütle çekmiyor. Uzay zaman bükülüyor ve bu bükülmenin etkisi olarak kütle çekim hissini e, almış olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet, işte buradaki olayda e, böyle bir şey. Burada kütle var, işte galaksilerin olduğu kütleler var ve bu kütlelerle beraber onundan geçen ışık ışık şey yapıyor. Hatta bunun da güzel bir fotoğrafı vardı ya. Dur. Ee, gravitational. Ee, ben bu arada bir şey e, ararken sen de e, şey yapabilirsin. Konuşabilirsin. Bir şey şey yapabilirsin. Aha. Boş durma. Ee, ya. şey sorusu gelmiş mesela Seyfettin'den Umut hocam bu fotoğraf üzerindeki parlak cisimler kısaca anlatabilir misiniz? Bunlar galaksi mi? Evet. Keze gelmediye sormuşlar. Anlatacağım. Ee, Galiba gö gösterdiğimiz görselle alakalı bunu sormuş. Evet. evet. Olduğunu düşünüyorum. Ee, onun içerisinde hem yıldızlar da var, hem galaksiler de var benim bildiğim kadarıyla. Tabii Umut hocam bunu daha iyi yanıtlayacaktır. Ee, evet. Galaksiler zaten. E ee, orada bazı görsellerde özellikle şey NASA'nın yayınladığı sayfada bazı galaksileri özellikle işte göstermişler. Şunlar şu galaksi diye. Fakat linkini şu anda ıı, hatırlamıyorum. Web Uzay Teleskobu'nun kendi web sitesinde de var. Ee, aynı zamanda yıldızlar da yer alıyor. Çünkü o siz göre, hani bakabiliyor olsaydınız uzayda sadece galaksiler de yok aslında. E, hem galaksiler de var. Hem e, yıldızlar da var. Yani önemli olan sizin nerede olduğunuz. Siz kendi evet, galaksinizin evet. içindeki yıldızları evet. da görüyorsunuz. Eğer başka bir galaksiden bakıyor olsaydınız hem kendi yıldızlarınızı hem de diğer galaksileri görüyordunuz. Görüyor olurdunuz. Burada çok güzel anlatmışlar. Az önceki fotoğrafın çok güzel bir grafiği aslında bu. Şurası Earth dediğimiz yer dünya. Şurada da hani az, az sonra söyleyeceğimiz hani evrenin başın evrenin en uzaklarından işte 13.1 milyar ışık yılı ötedeki galaksi falan filan diyoruz ya. Çok uzaklardaki bir galaksi de tam şu noktada tamam mı? Tam şurada bir galaksi var. Ve bu galaksinin önünde de bir sürü bu gördüğünüz gibi galaksi var. Ve bu galaksiler bir küme halinde. Yani devasa bir kütle içerisinde bir kütle var ve işte cluster dediğimiz böyle bir kütle halinde. Ne oluyor? şuradan ışık çıkıyor. Işık çıktıktan sonra gördüğünüz gibi o kütleden dolayı bükülüyor. Büküldüğünden dolayı şöyle bir merceklenme etkisi yaratmış oluyor. Ve bu merceklenme etkisiyle beraber hop dünyaya geliyor. Sen aslında aynı galaksinin fotoğrafını bir buradan görüyorsun bir de buradan görüyorsun. Tamam mı? Lensed Galaxy Images diyor. Yani bir tane galaksinin fotoğrafı aslında hem buradan gelmiş oldu hem buradan gelmiş. İki yerden gelmiş oldu. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Burada da gördüğümüz şey aynen bu. Yani ortada büyük bir küme var ve bu küme oradan gelen, arkalardan gelen bir galaksinin fotoğrafını lenetmiş oldu, merceklenme etkisi yaratmış oldu. Şimdi gelelim bunun detaylarına. Şimdi e, ilk başta ilk başta şöyle oldu. Hatta NASA basın e, basın e, konferansını yaparken NASA başkanı şey dedi işte. evrenin ilk başlarından e, fotoğraflar bilmem ne işte fotoğrafı çektik falan filan. Ondan sonra hemen şey e, basın bülteninin yazısına bak bakıyorsunuz. Hemen orada da 4.6 milyar ışık yılı ötedeki işte SMACK 0720 J0723 ee, galaksi kümesinden fotoğraf alındı deniyor. Bir dakika ya falan diye böyle Twitter'da da böyle şeyler oldu ya. Bir dakika 13.8 13, 13. milyar yıldan mı alıyorsunuz bu fotoğrafı yoksa 4.6 milyar ışık mı alıyorsunuz? Böyle bir karşılaştırma şey oldu karıştı kafa karışıklığı oldu. Şimdi bu fotoğrafın içerisindeki birçok böyle güzel gözüken galaksiler 4.6 milyar ışık yılından geliyor. Ama bükülmeden kaynaklı olarak arkalardaki arkalardaki şöyle gözüküyor. Hatta şunu da biraz daha büyüteyim. Şöyle tık, tık, tık. Şöyle daha da büyüteyim, büyüteyim, büyüteyim. Örneğin şuraya bakıyorsunuz. Yani kimsenin aslında öyle çok da dikkatini çekmeyecek olan görüntüler bunlar, şeyler, galaksiler. Örneğin tam şu noktada bir tane galaksi var örneğin. Şu galaksi neymiş örneğin 13 milyar ışık yılı uzaklıktaymış. Şurada bir tane küçük bir noktacık var. 12.6 milyar ışık yılı uzaklıktaymış. Şuraya bir bakıyorsunuz. Şurada küçük bir tane daha galaksi var. Dediğim gibi bunlar öyle Aa şurada küçük galaksi gözüküyor. Demek ki bu kesin e, çok eskidir diye bir şey bir genelleme yapamayız. Ups, şimdi de şey oldu. Fazla abarttık. Evet. Örneğin şuradaki galaksiye de bakıyoruz. Bir de bakmışız ki 13.1 milyar ışık yılı uzaklıkta. Wow. Bunu da nasıl anlıyoruz? Şimdi normalde Hubble Uzay teleskopunda bir fotoğrafı çekerdin. Bir de tayf alırdın. Ayrı ayrı iki tane instrument vardı. Burada fotoğrafı çekerken aynı anda şey alabiliyorsun. Tayfı da alabiliyorsun. Çünkü teleskop o aynı anda o tarafa bakıyor. Bunu şeyin JWS'nin güzel tarafı o. Ve bu fotoğraf çekilirken bu bölgenin fotoğrafı çekilirken aynı anda örneğin şu noktanın spektrasını alalım demişler. Hop bir de bakıyorsun ki ne kadar kırmızıya kaymış işte. Kırmızıya kayma burada. İşte, burada görülebiliyor işte. Ne kadar kırmızıya kaydığını bilirsen normalde örneğin şuradan çıkması gerekiyor. Şimdi sayıları tam kafamdan bilmiyorum. Normalde şu pik var ya şu şu şeyin piki. Şu pik şurada çıkması gerekiyor. Eğer ki direkt dibimizde olmuş olsa hepsi tam şu noktada olurdu. Hepsi aynı düzlem üzerinde olurdu. Ama bizden uzaklaştığından dolayı ne kadar uzaklaşıyorsa şu pik o kadar uzaklara gitmiş oldu. Evet, biz de böylelikle bu galaksinin ne kadar uzakta olduğunu anlamış oluyoruz. Evet. Bu arada şey de sormuşlar, e, telefonun kamerasıyla böyle bir fotoğraf çekebilir miyiz diye. Onu başında Umut Hocam da yayın, yayında yanıtlamıştı. Biz zaten e, şöyle bir şey, ne kadar aslında karanlıkta biz bu fotoğrafları çekebilirsek, o kadar daha uzağa çekebiliyoruz. Fakat tabii telefonumuzun kamerasıyla bunu yapabilecek bir şey değil. Ayrıca e, siyah beyaz tabii ki de bir e, çekim gerçekleştirmiş oluruz. Fakat bizim yanımızda düny dünyanın yakınlarında güneş gibi bir gerçek var. Ve güneş gerçekten de hemen hemen her şeyi perdeleyen yani diğer parlak cisimleri görmemizi çok engel olan bir ışık kaynağı. Çünkü çok parlak bir ışık kaynağı. Biz nasıl e, şehir içlerinde geceleri e, yıldızları parlak göremiyorsak ne kadar karanlığa gidersek ve e, daha öyle şehir iç, dış, içinden uzaklaşırsak, daha böyle yıldızları gözlemleyebiliyorsak aslında e, eğer bir teleskop ya da onun gibi bir şey kullanacaksak da güneşten hem uzaklaşmalı hem de arkamıza bize gölge sağlayacak bir şeyler de almalıyız. Evet. Ama aynı evet. zamanda da e, güneş panellerimizi de e, göz ardı etmemeliyiz ki çünkü güneşi de enerji olarak kullanacağız. Çünkü evet. bize e, teleskopun çalışması lazım, bize sinyal göndermesi lazım. Bunun için de enerji lazım. Evet bu soru zaten e, Halit hocamız sormuş. Halit hocamız biliyorsunuz canımız e, Guhem Genel Müdürü. Evet iPhone'dan da bu fotoğrafı çekebilir miyiz? Evet çekemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Onun için iPhone'un e, lensinin şöyle bir 6,5 metre çapında olsa bile çekemezsiniz. Siz o iPhone'u yine de uzaya götürmeniz gerekiyordu. Ya yine de uzaya götürürseniz ancak çekebilirsiniz. Dünyada da dünyadaki altı dünyada çok fazla böyle 6,5 metreden büyük teleskop var ama böyle görüntüleri alamıyoruz. Evet, şimdi 13 milyarın meselesine de gelelim. Aa, dur. Şimdi ha, şu şimdi şu kavramı bir eee minnetleştirdim. Şimdi Twitter'da da çok soruldu bu. Bu soru çok geldi. Sürekli geldi işte. Evrenin başını görmek ne demek? Sonunu görmek ne demek? Az önce e, birkaç e, televizyon programında da işte onlardan bahsetmiştim ama burada yine de bahsedelim. Tekçavruzay'ın izleyicisi arkadaşlara daha önceden çok bahsettiğim için bilirler şu anda yeni izleyicimiz çok fazla var onun için onlara da bir vesile olsun şöyle bir kavram var şimdi hatta elimi büyüteyim kendimi büyüteyim şimdi şöyle düşünün Big Bang'den bahsediyoruz değil mi evrenimizin başlangıcı Big Bang anı şimdi Big Bang'de bir büyük bir genişleme oldu. Eskiden biz buna işte büyük patlama diyorduk. Artık patlama kelimesini kullanmamaya başlıyoruz. Büyük bir genişleme oldu kelimesini kullanmak daha doğru olduğunu farkına varıyoruz. Başka programlarda da bundan bahsetmiştik, bahsederiz. Şu anda onun detayına gerek yok. Şimdi Big Bang dediğimiz şeyde şöyle bir genişleme oluyor değil mi? Şu küçük bir nokta gibi düşünün burayı. Bir patlamanın merkez olur değil mi? Patlama gerçekleşiyor gerçekleşiyor, patlıyor, patlıyor, patlıyor. Şimdi evreni örneğin düşünmeyin ama sadece görsel olarak kafanızda yer etmesi için bir küresel olarak bir şey olarak düşündüğünüzü farz edelim. Küresel olarak genişliyor, 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 genişliyor. Şimdi yeniden geri dönelim. Big Bang genişliyoruz. Şimdi Big Bang'den bilgiler nerede olur? Siz genişlettirdiğiniz anda şu Küre'nin çeperlerinde Big Bang'den bilgiler olmuş olur değil mi? Yani kürenin çeperleri hala Big Bang'den bilgiler taşır. Ve siz hala genişliyorsunuz, genişliyorsunuz, genişliyorsunuz. Evren böylelikle genişliyor. Ve evren genişledikçe İçerisinde işte atomlar oluşuyor, parçacıklar oluşuyor. Ondan sonra atomlar oluşuyor, ondan sonra moleküller oluşuyor. Toz, toprak, ıvır zıvır, bir sürü ıvır zıvır oluşuyor. Ondan sonra yıldızlar, işte galaksiler oluşmaya başlıyor ve bugüne geldik. Şöyle evrenimiz bayağı geniş bir evren. Tamam, bu kadar geniş bir evren. Ve ortasında işte şu anda 200 milyar ile 2 trilyon tane galaksi olduğunu biliyoruz. Sayısını daha önceden çok vermişimdir, 2 trilyon galaksi olduğunu söylemişimdir. Başka bir başka yeni bir e, bir gözlemden sonra çok daha abartı olabileceğini söylediler. E, büyük ihtimalle 200 milyar ile 2, 2 trilyon arasında galaksi mis var İşte görünen evren içerisinde diye bir tahmin var şu anda. Şimdi ve biz Samanyolu galaksisi de şunlardan bir tanesi. İşte şuralarda bir yerlerde bir sürü galaksi var, Şunlardan bir tanesi. Biz ne yapıyoruz? Biz uzağa bakmaya çalışıyoruz. Biz sürekli uzağa bakmaya çalışıyoruz. Uzağa bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Örneğin şu kadar bir yere baktığımızda. Şimdi bir de ışığın bize ulaşma hızı var. Işık bize saniyede 300 bin kilometre hızla ulaşıyor. Yani bir ışık kaynağında bir ışığı feneri yaktığınızda ne olur? Feneri yaktık. Işık ortaya çıktı. Işık yola çıktı. Bir saniye geçti 300 bin kilometre gitti. Ya da şöyle böyle geçeyim. Pardon şuradan geçeyim. Bir saniye gitti 300 bin kilometre gitti. İkinci saniye 600 bin, 900 bin, 1 200, 1 Bu şekilde gidiyor 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 ve her birinde bu kadar mesafe yol alıyor. Ve bize bu ışığın gelme süresi, böylelikle ışığın işte ya o, o cisimden gelen ışığın gelme süresi ne de bu şekilde hesaplayabiliyoruz. İşte Güneşten neyi, neyi hesaplıyorduk biz? Örneğin e, Aydan Dünya'ya ışığın gelme süresi ne kadardır? Ay. İşte 384 bin kilometre değil mi? İşte bir saniyede gelir. 7 dakika. İşte. Şey, güneşten kaç dakikada güneşten geliyor? Güneşten 8.3 dakikada geliyor. Tamam. Yani evet işte 8.3 dakikada geliyor. İşte JWS diyor 1.5 milyon kilometrede 1.5 milyon kilometre yani, yani, yaklaşık olarak 5, 5 saniyede falan geliyor. Yani oradan oradan bir veri gönderdiğinizde. Ya kısacası yani bu şekilde bize ışığın ulaşması var. Siz böylelikle Şimdi yine dünyadasınız ve teleskopunuz var. Örneğin Güneş'e doğru bakıyorsunuz. 8.3 dakika öncesine görüyorsunuz. Daha uzaktaki bir yere bakıyorsunuz, başka bir yıldıza bakıyorsunuz. En yakınımızdaki başka bir yıldız var. En yakınımızdaki yıldız işte e, Proxima Centauri 4.3 ışık yılı. Bu ne demek oluyor? 4.3 yıl önceki halini görürüz. Yani ışık oradan 4.3 yıl içerisinde buraya kadar gelmiş, dünyamıza kadar gelmiş. Daha uzağa bakıyorsunuz işte örneğin Andromeda galaksisi 2.3 milyon ışık yılı uzaklıkta. 2. Nokta, oradan bir ışığın bize gelmesi 2.3 milyon yıl sürmüş. Ve biz örneğin Andromeda galaksisine baktık ama bizim daha iyi bir teleskopumuz var. Daha uzağa bakacağız, daha da uzağa bakacağız, daha da uzağa bakacağız derken işte böyle en uzaktakine bakma şansımız oldu JWST ile. En uzaktaki galakside işte şu ana kadar gördüğümüz işte 13.1 milyar ışık yılı ötedeki bir galaksi. Yalnız, bu arada ha söyle. E, şey soracaktım. E, peki özellikle mesela bu soranlar da var. E, hemen onu da şey yapayım e, merak edenler olmuştu. Bu e, şeyle teleskopla neden o zaman hani daha böyle Ay'a Jüpiter'e vesaire bakmıyoruz da e, daha böyle geniş uzaya ya da derin uzaya bakıyoruz diye bir soru gelmiş. Güzel bir onu soru da... aslında güzel bir soru yani e, bunu şöyle cevaplayalım. Şimdi onlara da bakılacak hiç merak etmeyin gidip de şeye de bakılacak yani Mars'tır Jüpiter'dir Europa'dır. onların da böyle JWST ile genel bir bakış açısı yapılacak mutlaka. Örneğin biz Marsın Marsın çevresinde şu anda uydularımız var, direkt çok daha yakından görüntü alabiliyoruz. Ama bir de uzaktan baksak acaba nasıl neler görürüz? Yani geniş büyük büyük resmi görelim falan diye bakış açıları da olacak. Yine Mars'a falan bakılacak. Ama Ilgım sana soruyorum, hazır mısın? Biz hazır. bu teleskopla Güneş'e bakmak istemeyiz. Ya da evet. Aya bakmak istemeyiz. Neden? E, zaten onları görüntüleyebiliyoruz Dolayısıyla zaten güneşe doğru çevirmek de e, ne kadar makul. Çünkü bize çok yakın bir yıldız e, merceklere Sebebo de değil. aynı zamanda ışıklarla Aha. zarar verir artık gün de yazmıştın zaten evet. e, zaten onları görüntüleyebiliyoruz daha başka mission'ları var e, Dolayısıyla başka bir şey daha var başka bir sebep daha olabilir başka bir sebep Onun daha dünya var bu teleskobun bu, te bu teleskobun sıcaklığını hatırlıyor musun bu teleskobu soğutmamız gerekiyor çünkü bu teleskop infrared Dünyanı teleskop. Işte. Dünyanın arkasından saklıyoruz onu. Evet. Dünya ona engel oluyor. O şey özellikle işte ay zaten güneşin ay dünyanın uydusu olduğu için sürekli olarak saklanıyor içine arkasında e, güneş de zaten arkasında cevap Biz geldi. onu bilerek cevap geldi. Olayca onların ikisini de Yok cevap geldi sensörler yanar. Niye? Onu başta söyledim zaten. Söyledim mi? Şimdi şöyle bir olay evet. var. Gerek evet. sensörlerimiz yanar demiştim. İlk başta ilk onun onunla başladım. Tamam. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında sensörler yanması değil. Sensörler de yanmaz. O kadar da değil. Yani sadece biz bu teleskobu soğutmak için içerisinde likit tellum kullanıyoruz ve sen saf gibi <laughs> güneşe çevirirsen doğal olarak ısınır teleskop. Ve sen ısınan teleskobu soğutmak için daha fazla yakıt şey harcarsın. Dikitelium harcarsın. Kardeşim manyak mısın derler o zaman yani. Ulan neye bakıyorsun o zaman yani? Ne gerek var dersin o zaman değil mi? Yani sen uzak galaksilere belki bir sene bakacağın bir zaman içerisinde sen gidip sadece ve sadece ne bileyim yani yarım saatte o likitelium'u soğutursun, bitirirsin. O soğutmayı bitirirsin. Yani ee, böyle bir şey var işte. Onun için yani aya çevirme ay da çok parlak yani. Ayın gidip de neyse bir espri vardı yapmayacağım. Hangisi? Akşam bakalım güneşe falan diye. Oo. <laughs> o zaman kapatalım. Ne ne <laughs> Yayını kapatalım. Evet. Yok yok böyle güneşe, güneşe güneşe işte Parker Solar Prop gittiydi ya o zaman böyle bir espri vardı da işte ya güneşe nasıl gidiyor ya yanmıyor mu vardı. falan e, akşam gidiliyor falan muhabbeti vardı neyse. Web'in zaten bu kadar uzakta olduğu için nedeni de güneşten e, yeterince uzakta olup onu soğuk evet. tutabilmekti. Evet yalnız biz bir fotoğrafta bile bu kadar vakit şey, vakit geçiriyoruz Ya, ya muhabbet koyuyor. <laughs> muhabet Bunun çok şey var. Sadece bu fotoğraf hakkında yani aylarca bile konuşulur da. Tabii ki aylarca bile konuşulur. Dediğim gibi şu anda bakın e, bu da daha detaylı fotoğrafı, aynısının daha detaylı versiyonu. Görüyorsunuz 13. nokta. Ya e, herkes öyle e, shiny böyle pırıl pırıl fotoğrafa baktı ama yani aslında buradaki en önemli detay kimsenin göremediği şu noktalarda. <laughs> yani Esas yorumu yaptığımız 13.1 milyar ışık yılı ötedeki galaksi aslında kimsenin dikkatini çekmeyen şuydu. Ben de yani fotoğraf ilk ortaya çıktığında 13.1 milyar 13 milyar yıl falan dendi. Ama ya benim bunu buradan yani gözde bulmam imkansız. Şuraya baksana yani ben bu fotoğrafın içerisinde şu küçücük noktaya bakacağım da bu işte aa çok uzaktaymış falan diyeceğim. Yani bu iş çok 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 zor yani zordu yani. Onun için kısacası bu. Ve şu küçücük, şu küçücük galaksi 13.1 milyar yaşında. Bu ne demek biliyor musunuz? Evren 13.8 milyar yaşındaysa Sadece ve sadece 700 milyon yıl içerisinde galaksiler oluşuyor demek oluyor. Vay be. Evet, sadece 700 milyon yıl içerisinde galaksiler oluşuyor. Zaten bütün galaksiler neredeyse benzer zamanlarda oluşuyor yani bir sürü işte o, o dönemlerde. Ve o galaksiye genel olarak bakılıyor. Şu fotoğrafı. İşte az önce demiştim ya yani bizim benim kendi dalga boyumda benim frekansımda ya da dalga boyumda yaptığımız gözlemler şu şekilde gözlemler. Spektrum type gözlemleri. Öyle şunun gibi böyle gözlemlerin gelmesi bizde o milyon yani milyon diyorum <laughs> abarttık. 100 yıl sonraki teknoloji belki 200 yıl sonraki teknoloji. Aynen. Buradaki atomları atomlar da çok ilginçte. Işte. Oksijen, oksijen, hidrojen, neon. Hepsini teker teker görebiliyorsun. Detektör gap demiş. Neymiş acaba ya? Aa şey. Detektör buraya hassas değil demek ki. Bak buraya gözlemlememiş. Öyle zamanlı gibi mi var? Hani şey nükleer e, şeyler sayaçlarda açtığında that time var ya acaba. Ne bileyim ilk aklıma geldi. Saçma olmuş olabilir ama. Yani şey olabilir ya yani. Normalde sen şey gibi düşün. Hani arabana arabanda işte kaç <laughs> şimdi ra kimsenin radyosu yok tabii herkes Spotify dinliyor da arabada eskiden radyolar vardı. İşte bizim zamanımızda FM. FM radyolar vardı. İşte 88 MHz'den 108 MHz'e değil mi? İşte örneğin belli bir aralığı o şey belli bir aralığı işte tün edebiliyordunuz. Değiştirip oynatabiliyordunuz. Eğer ki o radyo frekansını işte farklı bir şekilde biraz daha yüksek frekanslara şey yapabilirsiniz. İşte Aynı radyodan işte başka bir frekansları da şey yapabilirdiniz. Böyle bir şey düşünün yani. Burada anladığım kadarıyla bu olması gerekiyor. Bu şekilde olabilir. Yani bir yere kadar bir işte bir şey yapılmış. Bir, bir bilim enstrümanı kurulmuş. Ondan sonra farklı bir bilim enstrümanı kurulmuş. Böylelikle arada da boşluk kalmış. Evet. Yorumlar var mı? Kamera odaklanma. Evren nereye doğru genişliyor? Evren genişliyor genişliyor diyorsunuz da. Nereye doğru genişliyor? İşte bütün soru bu. Değil mi oğlum? <laughs> Bu da en sürekli şey bizde Twitter ve şey Clubhouse üzerinden hep odalar yapıyoruz. En çok aldığımız sorulardan birisi de evren genişliyor mu? Genişliyorsa neyin içinde genişliyor diye hep sorarlar. Ee, bir de fizikte en çok anlaşılamaz, anlaşılması zor olan şey hiçlik kavramıdır. Ee, yani hani biz her zaman yaşadığımız evrende ya da dünyada hep böyle maddelerin olduğu yerde olduğumuz için aslında bizim için hiçlik e, tanımı çok da kolay değil anlaması da çok kolay değil ee, sadece evren genişledikçe e, hiçlik olmuyor Ya yani aslında varlık genişliyor diyebiliriz yani e, hiçliği anlatmaktansa varlığı anlatmak daha kolay olduğu için aslında sadece varlığın kapladığı alan artmış oluyor yani e, hiçliği anlatmakta çok zorlanıyoruz ve hani anlatıyoruz fakat e, şey olmuyor yani e, nasıl diyeyim insanların Ha iyi tamam o zaman deyip kabul edebileceği bir kavrama kadar getiremiyoruz çünkü daha böyle altında birçok birçok şeyler olduğu için bize daha böyle basit de tutmak istiyoruz. Dolayısıyla en basit aslında varlığın olduğu alanın genişlemesi diyoruz ya. Onun evet, dışında bir evet. şey yok yani ya varlık de, dışındaki şey genişlik aslında yani. Bir de şunu diyoruz Ama zaten işte, ya yani. görünen evren kelimesini kullanıyoruz ki artık aslında. Şimdi evren 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 hangi? de yani hangi evren? Yani bir evrende evren, de evren dedin de bir yere kadar yani. Belki de ya bundan sonra belki de ya bundan sonra aslında konuşmamız gereken cümle görünen evren kelimesi ki böylece işte evet biz görünen evrenimiz bu işte evren genişliyor ama belki multiverse vardı işte evrenler arası bir boşluk var ve bu boşluğun içerisinde genişliyor belki. Bunun kanıtı yok sadece düşünüyoruz böyle bir şey olabilir diyoruz olabilir. Neden olmasın? Şey Mesela bizim görülür evren olarak ifade ettiğimiz yerde antimadde ve maddelerin toplamı yani enerjilerin toplamına evet. bakıldığı zaman e, maddede yani bizim pozitif olarak kabul ettiğimiz kısımda yaklaşık yüzde dörtlük bir e, fark olduğunu daha bir tık daha fazla olduğunu görüyoruz. Fakat bu bizim şu anda hesabını yapabildiğimiz görülebilir evren için bizim görülebilir dediğimiz evrende bizim teknolojimiz yani bizim elimizde olan kaynaklarla algılayabildiğimiz alanlar oluyor aslında. Ne kadar çok uzağa bakarsak aslında görülebilir evren dediğimiz kanı bizim için genişleyecek. Bu %4'lük kısımda belki de eksi %4 olacak. Belki sıfır olacak. Belki yükselecek. Daha sonraki yıllarda düşecek. Ee, araştırdıkça kendimizi geliştirecekçe aslında e ufkumuzu genişletmiş oluyoruz kelimenin tam anlamıyla. Evet. Burada da güzel bir soru da var aslında. Şey... E Ha soruyu yanlış anlamışım ama soruyu yine de cevaplayayım. Kara deliğin net görüntüsü ne zaman gelir sizce? Bunun kara delikle aslında alakası yok. Bu böyle bir görüntüyü pardon, böyle bir teleskopla aslında biz kara delik e, fotoğrafı ya da süper kütleli kara delik fotoğrafı çekmemiz imkansız. Çünkü bu teleskop çok 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 küçük bir karadelik fotoğrafı çekebilmek için. Karadelikler genelde özellikle işte süper kütleli delikler işte başka bir galaksinin merkezinde oluyorlar ve çok uzakta oluyorlar. Ve bu kadar uzakta olduklarından dolayı bizim onları çekebilmemiz için, onların fotoğrafını çekebilmemiz için devasa fotoğraf devasa teleskoplara ihtiyacımız var. Ve bu devasadan kastımız da işte Event Horizon ya da o, 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 olay ufku teleskobunun varlığı o birleştirilmesi gibi bir dünya boyutunda olabiliyor. 12.000 bin kilometre çapında bir teleskop kullanıldı. IHD teleskop. Yani karadelik fotoğrafı çekmek için. Bu 6,5 metre çapında teleskop. 6,5 yani ufacık bir şey. Kısacası böyle bir şey. Burada e, Mustafa hocamızın da aslında bir e, yorumu var. Aslında şey diyor. Bu elde ettiğimiz yani hesaplayabildiğimiz en uzak obje. Öncesinde ne konuşuldu bilmiyorum ama. Evet yani burada şu anda daha ya biz 13.1 milyar yıllık bir milyar ışık yıllık bir galaksiyi gözlemledik. Bunun ötesinde o kim bilir neler göreceğiz. Zaten bizim amacımız first stars ilk 200 milyon yılı görebilmeyi düşünüyoruz. Bakın bu ilk 700 milyon yıldan bir görüntü. Biz eğer ki JWST ile bu sadece bir de 12.5 saat harcanarak yapılmış bir gözlem bu. Daha uzun gözlem zamanı kullanarak daha derinlere bakacağız. Ve ilk 200 milyon yıldan sonraki yılda oluşan neyse artık ilk yıldızlarsa o ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz biz. JWST ile. Düşünebiliyor musunuz ya? Ya bir dakika kafanızda böyle şey yapın. Ya. 200 milyon ilk 200 milyon yılın fotoğrafını çekiyor. Yani evrenin sonuna ulaştık artık. Yani evrenin sonunu görebiliyoruz artık. Evet, ee, evet. E, gelelim, tamam. Evrenle alakalı başka şey var mıydı? Bu vardı, bu fotoğraf vardı. Ha, bir önceki fotoğrafla o karşılaştırma şeyi vardı. Şunu gösterebiliriz. Evet. Bu aynı fotoğrafın Hubble uzay teleskobuyla çekilmiş versiyonu. Da -dan! Baktığınızda Baktığınızda, işte buymuş falan filan yani. Bu mu, bu mu ya falan diyeceğiniz bir fotoğraf. Ondan sonra. Da işte JWST ile çekilmiş bir fotoğraf. Aynı yerin JWST ile çekilmiş fotoğrafı. Ha bu arada şunları soruluyor. Bunlar yıldızlar arkadaşlar. Yıldız bunlar. Bunlar ee, farklı galaksiler değil. Çünkü çok parlak, çok yakınımızda ve zaten böylelikle e, glare etkisi yaratıyor bunlar bu şekilde. Diffraction limit. İşte şunların her biri ama birer galaksi. Şu gördükleriniz her biri ufacık ufacık gördüğünüz her şey birer galaksi ya. İnanılmaz bir şey. Burada Uzay teleskobunun sitesinden bakmıştım kusura bakmayın hocam lafınızı verdim. Bu e, özellikle e, yakın yıldızlardaki baktığınız zaman böyle e, altı köşeli görülüyor ya yıldızlar böyle e, altı tane şey var, tayfı var sanki Bu, arkasından yine bir tayfa olmuş. Onun aslında nedeni de e, dış köşelerinden yeniden yansıması olarak açıklamış bunu e, Web of, e, Hubble. Zoya Teleskobu'nun sitesinde. Çünkü e, biliyorsunuz petek 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 konulmuş ve e, dış kısımlarına böyle bir, iki, üç, dört, beş, altı tane köşesi olduğu için aslında dış köşeleri e, tüm o köşelerden olan yansımalardan dolayı, girişimlerden dolayı aslında böyle bize yakın parlak cisimleri bu şekilde sanki şey gibi böyle e, kutup yıldızını çizersiniz ya resim evet, yaparken. Evet, evet, evet. O böyle sanki çizmişiz de şey yapmışız, koymuşuz evet. gibi duruyor aslında. Altın fotoğrafı olduğu için. Aynen. Eğer dört e, 4 bir teleskopla bakıyor olsaydık artı şeklinde yansıyordu. Hatta e, yuvarlak bir teleskopla baktığımız zaman da e, onun da resmini göstermişti web uzay e, teleskobunun hmm. sitesinde. Şey, geçmiş böyle e, şeyler girin, e, girişim desenleri vardı ama tek yuvarlak şey gibi hani aydınlık saçak e, karanlık saçak şey olur ya girişimizde evet, senin evet, evet. ama yuvarlak içerisinde onun içine doldurmuş böyle dalgalanmalar şeklinde ilerliyordu. Evet. Bu tamamen teleskobun şekliyle alakalı bir durum. Evet kısacası şunlar yakın yıldızlar, şunlar da uzaktaki galaksiler. Burada birkaç tane daha soru var. Şunları da hazır şey yapayım. Yamuk görsellerin nedeni kara delikler mi? Değil. Dediğimiz gibi programın en başında gelmemiş olabilirsin. Buradaki galaksik kümesinden kaynaklı böyle bir şey var. Bunun pozlaması yormuştur hocama da cevaplayalım. Bunun pozlamasının sadece 12.5 saat olduğu söyleniyor. Yani 12.5 saat ne ki? Biz ne geceler ne gündüzler zaman harcadık ve şunun çeyreğini bırak, yüzde birini bırak, binde birinin bilmem nesinin fotoğrafını çekemedik. Evet şurada da güzel bir ee... Güzel bir e, soru var aslında. Hemen altına da cevabı koyacağım. Bu fotoğraf sayesinde bilimsel olarak ne elde etmiş olacağız diye bir soru gelmiş. Hemen cevabı da başka bir arkadaşımız vermiş. Bebek evren objektiflere yakalandı diyebiliriz. Bilimsel olarak cevabı budur. Teşekkür ediyoruz. Savaşma Yanı Sevişin. Neyse isim söyleyeyim dedim ilk defa. <laughs> Bu çıktı <Neyse. gülüyor> Neyse, evet. Kısacası bebek evren e, objektiflere yakalandı diyebiliriz. Bunun bilimsel e, amaçlı bilimsel yorumu budur. Bundan öte biz daha da işte e, şeyleri göreceğiz, daha da iyisini göreceğiz. İşte 200 milyon yıla kadar gideceğiz. Şu anda ilk 700 milyon yılın fotoğrafını gördük. Evet, gelelim diğer. E, ah, Twitter kapattım. Diğerlerine gelelim, bunu da kapatalım. Ha, Cosmological redshift. Neyse, bunu anlattık aslında bir nevi ama. Evet buradan reklendirmenin de nasıl yapıldığına da değinmişlerdi. Neye göre hangi tonları koyuyoruz vesaire diye. Ee, özellikle sarı ve işte mavi, e, sarı, evet, turuncu evet. renklerin arasında. İşte burada da aslında ilk anlattığım şey şey buradaymış. Hmm. Ee, fotoğrafı buradaymış. İşte şu anda presentte yani bugün ve teleskopumuz geçmişe doğru baktığımızda yani ilk first stars form ya yani ilk yıldızların oluşumu tam şu noktalarda bunu göreceğiz. Bunun fotoğrafı. Evet, gelelim gelelim diğer fotoğraflara. Evet, diğer fotoğraflar. Ee, bu hangisiydi? Evet, gelelim ikinci fotoğrafımız neydi? İkinci fotoğrafımız bir öte gezegen fotoğrafıydı ee, ve bu öte gezegen fotoğrafı normalde öte gezegenleri de anlatalım. Başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenlere biz öte gezegenler diyoruz. Şu anda 5000'den fazla öte gezegeni biliyoruz. Hatta şuradan da hemen şey yapalım. Exoplanets NASA diye web sitesine girdiğimizde burada bugünkü listeyi bulabiliriz. Bugün, bugün itibariyle kaç tane exoplanet gözlendiğini evet teyit edilmiş şu anda 5054 tane gezegen var öte gezegen var NASA'nın şu anda aday olarak 8802 tane yeni adayları var ve bunların da 3789'unda da gezegenler sistemi keşfedilmiş kısacası böyle bir şey söyleyebiliriz ve Wasp 96b ya da veya baz 96 yıldızın çevresindeki işte B e, isimli gezegenin de atmosferine bakılıyor ve atmosferde bu görülüyor. Aslında e, çok güzel bir görüntü. Şimdi niye diyeceksin? Sen söyle niye niye bu niye, niye çok güzel bir görüntü bu? Özellikle şuraya baktığımızda şunu görüyoruz değil mi? Su var. Bu gezegen. Aslında çok yani dünyadan büyük bir gezegen, ama Jüpiter'in yarısı kadar bir gezegen. Ve işin şey tarafı da işin ilginç tarafı da kendi yıldızına çok yakın bir gezegen. Aynı Güneş kadar büyüklükte bir yıldızın çevresinde dolanıyor, ama bu yıldızın bu gezegenin yıldızına uzaklığı bizim Mer yani Merkürün Güneşe olan uzaklığından çok çok daha yakın. Yani neredeyse yıldızın direkt dibinde. O kadar yakın bir gezegen. Ondan dolayı pişmesini bekliyorsun. Ama bu sefer büyük bir gezegen. Bir de oradan bakıyorsun falan filan derken bir de bakıyorsun ki atmosferinin gözlemini yapıyorsun. Bir de bakıyorsun ki hop üzerinde su var. Ama su, su var. bu buharıdır herhalde. Tabii bu ya bulut. Çünkü... Bulut olarak düşünün. Tabii. bulut. Bunun uzaklığı da 1150 ışık yılı. Arkadaşlar ışık yılı kelimelerinden şimdi e, şey yap karıştırmayalım. Şey yapmayalım. Yani az önce bir milyarla aynı, milyar yıl ışık yıllarından bahsediyorduk. Şu anda direkt Samanyolu galaksinin içerisine geldik. Tamam. Hem Samanyolu Galaksisi içerisine geldik hem de Samanyolu galaksisinde bizim güneşimiz şuradaysa o da tam şurada yani. O kadar yani kapı kapı köy kapı komşumuz olan bir yıldız bu. yani 1150 ışık yılı e, çok bir şey değil yani gerçekten çok bir şey değil. Biraz uzak yani biz genelde yıldız oluşum bölgelerinde ee, şey yaparız ama çok fazla şey değil. Çok uzakta değil. Hocam bir şey sormak istiyorum size. Ben bakmıştım da bilgi bulamamıştım. Bu e, gezegeni olan bu yıldız arkadaşımızın başka gezegenleri var mı? Ona bir bakmıştım da bu, bulamamıştım. Sizin bilginiz var mı? Onu sorayım dedim. Ha yani bununkini bilmiyorum ya. Wasp. Wasp 96'a bakalım hemen. Wasp 96 Planet. Çünkü zaten yani. bir tane yıldızı gözlemlerken eğer başka gezegenleri varsa onlar da otomatikman ortaya çıkıyor. Işığının azalıp yükselmesiyle alakalı. Olabiliyor evet. Olabiliyor. Yani hep de WASP-96b ama hepsi 9 saat önce, bilmem ne 12 saat önce falan filan. Evet, o yüzden bulamadım. Hep böyle Aynen. şey olmuş. Hepsi e, e, olmuş. Bugünkü evet, bugünkü şeylerle, bugünkü gözlem, bugünkü haberlerle şey bu WASP-96 başka gezegen şeyi var mı? Bak 12.2 yani gözle görünemeyen bir yıldız bu aslında. Normalde biz 6'ya kadar görebiliyoruz. Bu 12.2 çok daha çok daha sönük bir yıldız aslında. Absolute magnitude 25. İşte Güneşimiz de böyle bir sayıda aslında. O bakımdan Güneşimize çok yakın. 1.1 times more massive and 1.1 times bigger compared with our sun. Aynen ya. The surface temperature is 5400. çok 5400? Aynen öyle yani aynen öyle bir, bir tane bir, varmış ah, aynen öyle bir tane bulunmuş şu anda tabi bu siteyi ne zaman update ettiler onu da bilmiyoruz ama bütün genellememizi bu site üzerinden yapmayalım çünkü exoplanetkyoto.org yani sarı çizmeli mehmetağa.org sitesi de olabilir burası bilemiyoruz kısacası bir tanesini bulmuşlar <laughs> şu anda bunda bir tanesi Bunun bulmuşlar Bunun bir illüstrasyonunu çizmişlerdi onu görmüştüm de çok çok güzel çiz renklendirme yapmışlardı. Hatta yapan şeyin arkadaşının da işte. Bu. Herhalde, bu de... Ups. Bu mu acaba ki? Telefonumu kaydettim de Bu bu. Ama... işte ha çıktı. Ne? Aynen. Bu. Bir taneymiş. Yıldız, ya, öte gezegenlerin keşfini de bu şekilde yapıyoruz zaten. Biz normalde yıldızın yıldızın önünde hiçbir şey yoksa yıldızın belli bir ışığı vardır. Bakın hiçbir şey yok işte gezegen böyle önünden geçiyor. Önünden geçtiğinde yıldızın ışığında hafiften bir azalma oluyor. Sonra tam önüne geçiyor. Sonra yıldızın ışığı yeniden geri geliyor. İşte biz böylelikle öte gezegenin varlığını keşfedebiliyoruz. Ama atmosferi nasıl gözlüyoruz? Tam böyle yıldızına yakınken bu gözlemi yapabiliyoruz ve biz, e, biz biz bu şekilde neden mi bilmiyorum? kütle çekiminden dolayı mı tam neden? yıldızına en hani, e, kütle, şey yıldızına en yakın konumunda onun e, atmosferini gözlemliği ol olma nedenimiz kütle çekiminden dolayı mı hani çünkü eğer büyük kütlesine yaklaşırsa atmosferi biraz daha mı yapıyor? yok aslında ee... sanırım çok karanlık oluyor ya ondan dolayı olduğunu düşünüyorum yani onu zaten direkt olarak görme şansımız çok çok kolay değil Yok, arkasında yıldız var çok parlak Mustafa falan bilirse belki yazar şu anda da e bu arada ilk şeydi e ne denir ona i̇lk ge öte gezegenleri bulmak için şey yapılıyordu e bildiğim kadarıyla herhangi bir yıldızları gözlemliyorsunuz e eğer yıldızda en ufak böyle bir titreme hareketi oluyorsa çünkü eğer yanında bir gezegen varsa kütle çekiminden dolayı böyle bir çok hafif ha, o bir yalpalama yapıyor <laughs> ya ilk önce o yalpalamaya bakıyorlar eğer bunu yakalıyorlarsa da ışık tayfını incelemeye başlıyorlar. O, bakalım kaç tane gezegeni var ne Aynen. kadar da bir geçiyor falan yoksa ışığını incelemeye başlıyorlar. Çünkü ışığına bakmak biraz daha meşenkatli e, hani şey o ufak titreşim hareketini bulmak daha kolay oluyor ilk başlarda. Daha sonra incelemeye değer bulduklarınızı da böyle ışık tayfına e, incelemeye başlıyorsunuz. Bu da işte farklı bir farklı bir öte gezegen bulma yöntemi. Bob şeyde kütle çekimden dolayı bulabiliyorsun. Genelde en çok hatta şurada vardır yani en çok bugüne kadar keşfedilen e öte gezegenler genelde bu transit metoduyla bulunmuş şeyler. Bu arada Mustafa yazmış gözlemlediğimiz cisim yakınsa yakalarız. Ben yakın cisimle UV. yok onun cevabını vermemiş herhalde şurada şey vardı işte bak transit metot görüyorsunuz transit metot az önce gösterdiğimiz metot 3841 tanesi bu şekilde keşfedilmiş. Microlensing ile 9, pulsar timing, pulsar timing 6, radial velocity 930 herhalde, 830 mu 930, 930 herhalde. Imaging. Gerçi aa imaging'de de yani direkt direkt gezegene öte gezegeni gözleyip de bulunabilen öteki ötegezegenler olmuş ya. ya. Onlar olabilir belki e, çok az hani da önceden sonuçta. ya. Bir tane biliyordum ben de baksana 14 tane teyit edilmiş. Direkt direkt gezegeni gözlüyorsun. Direkt oraya bakıyorsun. Tabalon bulmuş olma ihtimali eğer imaging'se. Dur bakalım. Astronomers take, can take pictures of exoplanets using techniques that remove the overwhelming glare of the Ya buna şey deniyor aslında. Koronograf deniyor. İlk şu formal out. Formal out. B. Bak şimdi koronograf yapıldıydı. Şurada resmini göstereyim size. Bakın, uh, open image in new tab. Hadi be. Normalde yıldızın ışığı o kadar parlak ki siz yıldızın ışığından asla ve asla yanındaki bir gezegeni görebilme imkanınız yok. Çünkü çok parlak ve o da ee, doğal olarak onun ışığıyla aydınlanan bir şey. Yani göremezsiniz mantık olarak. Onun için ne yapıyorsunuz siz? Yıldızın ışığını kapatıyorsunuz. Buna koronograf deniyor. Yıldızın ışığının önüne bir tane sanki bir plaka koyuyorsunuz. Onu kapatıyorsunuz. Bakın bu kenarlardaki o yıldızın ışığının şey yapılması. Ya da hatta şöyle göstereyim. Şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Solar koronograf diyeyim. No kor koron Bu o no hafif titreme şeyini de bu yöntemle de buluyorlar. Kapattıktan bir sonra Allah şey oluyor ya hafif sağdan soldan böyle bir ışık görülmesi oluyorsa bu şey e, kapatma yöntemi burada da işe yarıyormuş. Reklama geldi girdi ya. Nasıl diyeyim bari. Ha gayret çıkacak. Ha gayret. Ha koronograf işte bu. Şimdi e, koronograf fotoğrafı da böyle bir şey. Yani sen güneşin önüne bir tane sanki bir plaka koymuş oluyorsun. Yani şöyle. Sen güne güneşe şey yaparsın yani dünyada da aynı şeyi yapmıyorsun. ya güneşin ışığı sana çok geliyorsa bir ağaç koyarsın önüne ki direkt güneşin gözüne gelmesin bir şey koyuyorlar ve tam güneşin boyutu kadar bir şey konuluyor ve kenarlarında işte neler olduğu görülüyor işte örneğin bir tane kuyruklu yıldız güneşe çarptığında bunu bu şekilde anlayabiliyorsun böyle bir şey aynı şey yıldız içinde yapılabiliyor bu inanılmaz bir teknoloji inanılmaz süper ötesi bir olay bu ve gördüğünüz gibi şu kadar küçük bir yani ben ben olsam gözlemde hata diyebileceğim bir olay. Adam ben bu adamı da tanıyorum hatta Paul Kalas'ta ee, yani Paul, Paul da yani gitmiş e, şurayı keşfetti yani şurayı e, şurada gezegen olduğunu söyledi. Buna direct imaging deniyor. Direct imaging deyi kasıt da yani böyle direkt gözleme deyince de böyle aa gezegenmiş işte üzerinde bilmem ne dinozorlar yaşıyor falan böyle bir şey beklemeyin. Aynen <laughs> direkt gözleme bu. Elde ettiğimiz görüntü budur arkadaşlar. Öyle kendinizi çok da direkt böyle bir şey gözlem yapıyormuş gibi de hissetmeyelim. Evet. Şimdi eksoplaneti dur. E, çok çok detaylı konuşuyoruz ama neyse zaten e, benim hala şu an Türkiye'de saat kaç oldu? 10 11 geçiyor. Ha tamam daha bir saatim var. 11 evet, tamam geçiyor. Tamam bir saatimiz kalmış. Okey, ee, tamam. E, burada zaten detaylarından bahsettik. Bunun kısacası e, bu şekilde. Artık çok detaylı bir şekilde öte gezegenlerin atmosferlerini görebilecek bir derecedeyiz. Önceden de görebiliyorduk, ama bu sefer çok daha detaylı bir şekilde atmosferinde hangi atomlar, hangi moleküller olduğunu görebilecek durumdayız. Bununla beraber, bununla beraber işte yaşam olan yaşam pardon yaşam olma ihtimali olan gezegenleri bulacağız. Umuyorum ki olur mu olmaz mı bilmiyorum ama umuyorum ki yaşam olma ihtimali olan gezegenleri de bu şekilde bulabiliriz. Evet gelelim üçüncü fotoğrafa. Üçüncü fotoğraf bir yıldızın ölümü. Bu daha önceden işte Southern Ring Planetary Nebula. Bunun başka dünyadan da çekilmiyor Hatta Emre de çekmiştir kesin. Emre de geldi yayına bu arada astrofotografi kanalı. Evet, Southern Ring de bu da. Bak gördüğünüz gibi, Near Cam image bu Hubble, ha pardon bu şey değil, Wikipedia. Bakın başka teleskoplarla çekilmiş görüntüleri aynı yerin farklı fotoğraflarla. Bakın normalde nasıl şey görüyorsunuz? Aa ne kadar güzel, sanki bir boşluk bilmem ne işte yıldız patlamış içerisinde sanki böyle bir hale oluşmuş falan böyle. Böyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Evet, böyle bir şey. Şu anda böyle bir şey görüyorsunuz. Ama JWST ile beraber bu fotoğraf bu fotoğrafın çok daha detaylı versiyonuna bak bakabiliyoruz. Wow. Wow. işte şuraya baksana azizim ya. İşte şuraya baksana ya. Manyak gibi ya. Of. Bunu şimdi şey yaparlar. Bunu şimdi a bu da bunda basın bülteninde bundan da bahsettiler. Bunu normalde ya ben ki hata olduğunu falan düşündüm demişti. Ama gördüğünüz gibi bunun arkasında kalan bir galaksinin fotoğrafı. Sana sormadım Siri. Bu arka arkasında... bu Bakın bu da galaksi. Değil mi? Aa, vallahi ya tozun arkasındaki başka galaksi tozun arkasını görüyorsun mu? başka galaksileri görebiliyorsun ya şu anda. Bak bu örneği kendi bu samanyolundaki bir yıldız. Ama şu samanyolunun çok ötesinde bir galaksi. Şu da bir galaksi. Şu da bir galaksi. Bak çatır çatır çıkartıyorsun. Al sana çok uzaktaki başka bir galaksi. Az önceki kadar yani o çok daha fazla gözlem zamanı harcasan bunları önüne daha pırıl pırıl görebilirsin. Ama zaten amaç bu olmadığı için amaç sadece bunu görmek olduğu için. Yani kadar çok bur baraksın. Evet. Ve evet. yıldızın arkasında bile var. Hemen o şey o parlak kısmının arkasında bile bir tane gözüküyor. Bunlar mı? Bunlar bu şu yıldız olabilir. Şu yıldız olabilir. Ama işte dediğim gibi yani bunu tam olarak söyleyebilmek için işte tayfını almak gerekiyor. Bak. Bunlar örneğin yeni oluşmakta olan yıldız da olabilir. Şimdi yani bir nevi bir nevi bir yıldız ölürken öldükten sonra doğal olarak orada gaz ve toz oluşuyor belli yerlerde o gaz ve toz yoğunlaşmaya başladığında da işte yeni yıldızlar oluşuyor. Belki hafiften şu patlamayla beraber yeni yıldızların oluşumu içinde bir vesile olmuş olabilir buralar. Ama... Bunun ölçeği var mıydı? Bu hani atıyorum bu toz bütün e, toz bulutunun kapladığı alan hani A noktasından B, B noktasına kaç ışık yılı şeklinde Aa, bir ölçeklendirme. O kadar ışık olabilir. yılı değildir canım yani çok o kadar büyük değildir. Hemen bakıyoruz. Bütün Nebula'nın bize uzaklığı 2500 ışık yılı uzaklıktaymış. Yani az önceki gezegenden öte gezegenin iki katı daha uzaklıkta. Yine kendi tamam, galaksimiz, yine kendi galaksimiz içerisinde. Şöyle karşı kafanızda karşılaştırın. Samanyolu bir baştan bir başa 100 bin ışık yılı. Bir baştan bir başa 100 bin ışık yılı. Ortada süper kütleli kara delik var. 50, mi, 50 bin ışık yılı deyin. Biz şuralarda bir yerlerdeyiz. 2500 ışık yılı da gerçekten böyle küçük bir yer, yani aslında ufacık bir yer aslında, yani çok da uzak bir yer değil. Ee, onun büyüklüğünü ya o kadar şey değil ya, ışık yılı falan değil zaten de. Ee, ne kadar büyük olduğunu vallahi bilmiyorum açıkçası şey burada kilometre olarak söylersem te, taşa tutulacağım için hani 0.001 bile ışık yılı olsa sonuçta hani biz orada uzaklıklara ışık yılı <laughs> dediğimizden insan... de de boşver bilmem ne milyon milyon kilometre diyelim. Bayağı bir kilometre adet evet. bilmem milyonlarca kilometre. Ama şu, bu bu patlama bir de şu taraftan bakalım. Of. Bu da mid infrared'de çekilmiş. Bu aslında hassasiyet genelde near infrared mid infrared'de hassasiyet biraz daha düşüyor. Ondan dolayı biraz daha bulanık gözükmüş buradaki fotoğrafta. Ama burada da işte farklı dalgaları görebiliyorsunuz. Örneğin şu dalga belki o fotoğrafta yoktur. Burada da onu görebiliyorsunuz. Farklı şeyleri görebiliyorsunuz. Evet. Ama ötekisi daha güzel ya. Of şuraya baksanıza ya. Gerçekten. Ve bu yıldızın patlaması ya yani birkaç on bin yıl falan boyunca böyle genişliyor zaten. Daha çok öncesinde patlamış ve e, birkaç 10 bin yıl boyunca e, genişleyebiliyor. Evet parsek de var. Yok bu parsek parsek olamaz canım. Yani bir parseklik falan. Bu küçüktür ya. Bu daha yeni yıldız patlamış yani. Ufak tefek bir şey yani bu aslında. Yani milyar kilometre ile ölçebileceğimiz e, bir şey diyebiliriz belki de. Ha Mustafa da çok güzel yoru şeyini yazmış burada. E, nerede Mustafa'nın? ölmekte olan bir yıldızın üst atmosferini bırakarak, bırakarak oluşturduğu gezegenimsi bulutsu dediğimiz bir obje. Teşekkür ederim Mustafa hocam. Burası, öl, ya ölmekte de değil, aslında bir nevi ee, doğru ölme, ölmekte olan ya ölüm kolay gerçekleşmiyor. Yıldızlar öyle kolay kolay ölmüyor. Bir yıldızın ölmesi için ne kadar süre gerekiyor sence? İçindeki bütün şeylerin tüketmiş olması lazım. Şey, e, elementlerini tüketecek ağır ağır metallere dönüşecek. Onlar da bitecek artık. E, o kadar şey olacak ki içine çökecek. Ya inanılmaz bir ağırlık, e, inanılmaz bir şey. Ya hani birkaç tane yıldız ölümü şekli var işte kara dönüşme, işte beyaz cüceler, onlar süpernova patlamaları, bilmem ne. Tamamen Zaten her bahsediyorum. Tamamen. De... Tamamen. Her şey bitti. Tamamen. Her şeyin bitmesine yani... Her şeyin Yok. bitmesine biz şu anda kara cüce diyoruz. Black dwarf diyoruz. Tahminen birkaç trilyon birkaç on yüz milyon trilyon yıl falan sürebilir. Bir yıldızın tamamen işinin bitmesi. Artık her şey e şey, şey yapıyor artık içindeki bütün enerjiye dönüşebilecek her şeyi yakıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor artık. Ki o zaman da gelecek. Yani düşünün dünyanın şey evrenin yaşı 13.8 milyar yıl ama bir trilyon yılı bugün hesap edemiyoruz. Kafamızda iyi canlandıramıyoruz. Bir trilyon yıl sonra 10 trilyon yıl sonra ne olacak? İşte enerjiler bitecek, 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 soğuyacak, 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 soğuyacak. soğuyacak, soğuyacak. Yıldız bile artık uzay kadar soğuk olacak. Yani mutlak sıfırın soğukluğuna kadar neredeyse düşecek yani. O kadar soğuk olacak. Şey biz bu ee, süpernova patlamalarını ve kararlı oluşumunda aslında yıldızın tamamen yok oluşu olarak kabul etmiyoruz o zaman. Yok, yok. Sadece yıldızın kalanı, kalan, kalan parçası kalıyor. Ama üst atmosfer, bak böylelikle yukarıda parçalanmış ve gidiyor. Ama ortada her zaman bir şey kalıyor. O şeyin de ölümü çok çok yavaş ve uzun oluyor. Kısacası. Bu arkadaşlar Nova mı gerçekleştirmiş? Evet. herhalde yani öyle pa ki... evet, patlamış. Evet. Aynen öyle patlamış bu. Bu yıldızın ölümü. Aslında çok güzel şey yapmışlar. Bilim e, hedefleri koymuşlar. Bir tane bir uzak evren demişler. Bir tane öte gezegen demişler ki zaten bildiğim kadarıyla şeylerin e, başvuruların neredeyse 1 bölü 4'ü tamamen öte gezegenlere ayrılmış durumda. Herkes dünyaya benzer gezegen. Hatta dünya yani second earth falan arıyor yani. The next earth arıyor yani. ikinci dünyayı arıyorlar. Ve e, onun için işte neredeyse dediğim gibi yani çeyreği tamamen şeyle ayrılmış durumda. Öte gezegen araştırmalarına ayrılmış durumda. Kim bulursa Nobel'i kapacak diye. Böyle bir şey var. Ondan sonra da bir yıldızın ölümü. Burada da yıldızın doğumu. Burada da yıldızın doğumunu gösteriyor. Burası da Karina bulutsusu. Karina Nebula. Karina Nebula'nın başka fotoğraflarını bulalım. O yakın dönemlerde çekilmişti. Yakın dönemle dediğim bir 10 yıl evvel Çok... falan yeni bir görseli gelmişti onun. Çok. Bir ara Hubble ne çekmişti? Sanırım çünkü şey e, ilgili kişiler bizim okula gelip falan anlatmışlardı. Bakın işte yeni görselleri de gelmişti sonun yıllarda falan demişlerdi. Yani e, Karina Nebula'nın zaten e, çok güzel bir görüntü olduğu için Hubble'la da çekildi, onunla da çekildi, bununla da çekildi. Yani çekil, herkes çekiyor bunu. İşte Emre de çekmiştir. Emre çektin mi? Ne diyor? Karina'nın içeri Emre'de astrofotografi yazmış zaten. Ne demiş? Misty Mountains çekilir demiş. Mystic Mountains. Karina'nın içerisinde yok ben çekmedim abi demiş. Yok. İşte yani bu da dediğim gibi yani özellikle astrofotografçıların çok beğendiği hedeflerden bir tanesi. Çünkü şuraya baksanıza ya her şey var içerisinde. Büyük ihtimalle büyük yayın çıkmayacak resimci şey vardı bir de. Bu bütün görselin içerisinde iki tane böyle boynuz gibi çıkan yer var ya. O ikisinin arasındaki noktanın arasındaki şey uzaklığı söyledikleri zaman insan wow oluyor. Sanki bak acaba küçük bir şey ama devasa büyüklüklerden bahsediyoruz. Tabii tabii. Bu bu bayağı geniş bir bulutsu. Daha Do önceden çok fazla yıldız ölmüş burada. Bir sürü yıldızlar doğmuşlar, ölmüşler, doğmuşlar, ölmüşler, doğmuşlar, ölmüşler ve ondan sonra da ve e ölen yıldızlar da belki ilk yıldızlar vesaire işte ölen yıldızlar da maddesini dışarıya atmış. Kalan madde şu anda yeni yeni yıldızların oluşmasını sağlıyor. Şuraya bakıyorsunuz. Şuraya doğru çok... Aynen. Şuraya evet. bakıyorsunuz. Of. Detaylara bak. Detaylara geldi. Detaylara. Sonra diyorsun ki Clubhouse'da aç. Twitter Spaces'te program aç. İşte en güzeli burası. En şuraya baksanıza ya. Şu detaylara baksanıza. Ve bunlar da örneğin bakın yeni yeni yıldızlar oluşmuş. Ya şu her birine baksanız da bakın şunlardan bir tanesi bir yıldız daha yeni oluşuyor ya. Bebek yıldızlar bunlar daha. Yeni yeni oluşmakta olan yıldızlar ya. Şunlar bakın şurada e, outflow dediğimiz işte jetler oluşuyor. Jetler var. Daha yeni yeni bir yıldız jet fırlatıyor şu anda burada. Vay be şuraya baksanız da. Örneğin bazıları oluşmuş yıldızlar. Bir de şu gördüğünüz her bir sarı ya da şu beyazlar oluşmuş yıldızlar. Esas benim çalışma alımlığım yıldız oluşumuydu. Tam bulutun içerisini görebiliyoruz da biz. Onu JWST ile göremiyoruz işte. Daha uzun dalga boylarıyla görürüz. İşte radyo teleskoplar, milimetre teleskoplarıyla görürüz. Ben de uzay teleskobu kullanmıştım. Herschel uzay teleskobu. Şunun içerisinde, şurada gördüğünüz Tozun içerisinde ne var görebiliyorduk biz. O teleskopla. Ama o benim teleskop. bildiğim kadarıyla uzun dalga boylarıyla çalışınca böyle hani inanılmaz güzel görsellerden ziyade Aynen. daha e, hani... Spektrum. düşük çözünürlükte şeyler elde ediliyor Spektrum ama içine bunu böyle bir fotoğraf elde edemiyoruz biz içerisinden sadece yeni oluşmakta olan yıldızın varlığını görebiliyoruz ve şurada da işte yani burada da şunun içerisinde bir sürü yeni yıldız oluşuyor ve şu gördüğünüz sarılar da her biri daha yeni yıldızı oluşturmuş irili ufaklı bir sürü yıldız oluşturmuş burası devasa bir yıldız oluşum bölgesi. Burası çok yıldız yapmış ya bu Oy yıl. Ya şuraya baksana. Bunlara Stellar Nursery <laughs> deniyor. Best Nursery buralar ya. yani sanki şey gibi. Her yer toz duman. Aynen öyle ya. Burada kim bilir kaç tane yıldız yok oldu ki zamanında. Böyle bir arkasında. Ya. Ne bıraktı? Hazine bıraktı. Ya azizim işte böyle ya. Bir de şu fotoğrafa baksana ya. <laughs> Çözünürlüğe baksana ya. Daha bitmiyor anasını satayım şuraya bak. Yuh. İyi ki yani çok bu kadar yüksek çözünürlüklü yapabilmişler. Ya JWST süper kardeşim ya süper ya. Şuraya bak. O sana. şey hem düşük hem uzun dalga boyları da çalışıyor ya muazzam Aynen şeyler. Helal ya. Şuraya bak. Gerçekten. Şey soracaktım aklıma gelmişken. E, şimdi bu Web uzay teleskobu bize okey gönderiyor bilgileri, sinyalle gönderiyor. Fakat e, bu sinyallerin alıcıları tek bir bölgede mi var yoksa dünyanın birçok bölgesinde mi var çünkü dünya dönüyor ve o sinyali gönderdiği zaman diğer tarafta kalırsa alamayacak cevabı ya sürekli yayın yapması gerekir ya da birbirini biliyorlar ki tam o anda gönderiyor bilgiyi o haberleşme nasıl oluyor çünkü dsn anteninizi shopping yapamazsınız ya o kadar da değil biz dsn antenlerimizi kullanıyoruz bunun için şu çok güzel bir fotoğraf bunun için anlat anlata. Şimdi uh, uh, örneğin moon is 10 times further away than geo. Örneğin şöyle düşün. Şuralarda bir yerlerde, şurada bir yer. Tamam, tam şu noktada şeyimiz olsun. JWST tam şu noktada olsun tamam mı? Tam şu noktada. Şimdi dünyada şurada Canberra, Avustralya Canberra'da bir tane antenimiz var. Antenimiz şu noktayı çekebiliyor. Şu noktaya sürekli bakıyoruz biz tamam mı? Ondan sonra ama dünya dönüyor. Dünya dönüyor yavaş yavaş. Bu sefer Madrid buraya bakıyor. Sonra Goldstone buraya bakıyor. Yani biz 24 saat bu erişime sahibiz. Bu 4 3 tane antenle dünyanın böyle 120 derece açıyla konulmuş 3 tane anteniyle bu şekilde sürekli iletişim kurabiliyoruz. Bu da benim çalıştığım yer zaten. Hatta DSN'a bakalım şu anda. JWST ile konuşuyor mu? Belki de şu anda konuşuyordur. Ee, Madrid'de bak. Madrid'de kendine Voyager 1 ile konuşuyormuş şu anda. Kim bilir 25 saatlik yolculuktan geliyor Voyager 1. 25 saat mi? Neyse o civarda baya bir şey. Bak test yayını yapıyormuş. Bugün kaç? Benim test yayınım mıydı yoksa? 12. July yok. Benim yoktu. CHDR bu Chandra olması lazım. Bak Soho az önce gösterdiğimiz güneş teleskobu vardı işte Soho. Soho ile konuşuyor. Güneş'in görüntüsünü alıyor. Ee, Orbex Sanderson. bu. <laughs> 30 Bepi Colombo. Nasıl, nasıl onun şeyi? Canberra'da. Bak Juno Jüpiterle konuşuyor. Bu... JWST. Bakın şu anda Canberra JWST ile konuşuyor. Şu saniye itibariyle. Güzel değil mi? Muazzam bir şey. Şu saniye itibariyle biz bunu alabiliyoruz. July 13 şu anda Canberra'da saat 5:26 26 geçiyor. Evet sürekli bir laf kaynatmalar. Arkadaşlar Allah Allah. Tamam göstereceğiz resimleri gösteriyoruz. Resim gösterme deyince. <laughs> resim bakalım Bu arada alın tamam resim bakalım. Vardı. E, Hubble ne kadar daha görevini sürdürecek? Hubble'ın görev süresi var mı? Hubble e, ne iş yapacak ve bir gönderdikten sonra diye böyle e, sorular geliyor sürekli. Eee ben de duydum sorular vardı. Hani ne için kullanacağız o zaman ne için kullanacağız. Görev ayrımları ne şu anda bilginiz var mı acaba? Hubble'ın pabucu dama atıldı şu anda bence. Hubble bu saatten sonra Millet hep JWST'ye gitmek isteyecek. Ama şöyle de bir olay var. Millet JWST'de gözlem yapmak isteyecek ama JWST'nin oversubscription diye bir şey vardır. Yani kaç kişi ka örneğin ne bileyim 100 saatlik gözlem zamanı verirsin. 1000 saatlik gözlem zamanı astronomlar isterler. Oversubscription ona birdir örneğin. Yani aslında istenilenden 10 katı daha fazla zaman istiyorsundur. JWST şu anda kaç bilmiyorum. Hatta 2 saniyede bulabilirim hemen. Cycle 1 JWST over subscription. O zaman başka bilim adamları da istediği sürece şey yapabiliyor mu? Hani ben şu ıı, amaçlı şunu görüntülemek istiyorum bana izin verir misiniz deyip şey mi yapıyor? Permission mı alıyor nasıl İzin izin değil canım yani sen ne kadar iyi bu projeyle başvurursan. Evet fraction of requested time by proposer size category. Küçük projeler yüzde 53, büyük projeler yüzde 32, çok büyük projeler, orta projeler, en büyük projelerde 14'lük zaman almış. Over subscription, 36 proposals. Bak 1.173 tane proposal Submit submitted by 932 unique principal investigators for an average 1.26 proposals each. Their teams accounted for a total of 4,332 unique principal and co-investigators. Bilmem ne bilmem ne. Ha gayret. İstediğimiz sayı yok ya. Kaç saat verip kaç saatlik gözlem zamanı uh, istendi diye bir şeyi bulamadım. Ha. April prime, prime observation şey, accounting ya? up. Bak 2200 saatlik gözlem zamanı verilmiş. Bak 2200 saatlik gözlem zamanı verilmiş. Effective observing time in addition to the prime requests evet 2200 saniye. Düşünsene her bir proposal zaten bilmem kaç saatlik gözlem zamanı istiyor. Yani bu, bu, bu şey çok yüksektir yani JWS. Ama e, Hubble'da çalışır. Hubble'da uzun süre çalışır. Bu arada bir tane soru gelmiş de JWSD hata verirse Hubble ilk başta vermişti. Hani o durumda ne olacak diye. Benim hatırladığım kadarıyla sanırım Hubble'ın ilk mercekleri dünyada yapıldığı zaman atmosferden dolayı e, Aa, onun kalibrasyonu dünyada Niye söylemedin? Ben de bunu gösterdiğimi sanıyordum. Tamam pardon ya. Pardon. Ne? Pardon, ben de buraya bak. Neyse tamam. konuş konuş sen konuş pardon. Ee, bir şey sormuştu, e, bu Hubble'ın görev süresi eee tamam doluyor ama eğer işte e, ilk başta Hubble'da gönderildiği zaman bir problem olmuştu ya, bir daha yanına gidilip müdahale edilmesi gerekmişti. Ya JWS'de de böyle bir şey gerekirse diye sorulmuştu. Benim hatırladığım kadarıyla sanırım Hubble'ın merceklerinin e, kalibrasyonu Dünya'da yapıldığı için Atma, dünya atmosferinde yapıldığı için daha sonra da gönderildiği zaman uzaya e, bir şey merceklerin kalibrasyon problemi vardı ve gidip sanırım müdahale edilip ona göre kalibre edilmesi gerekiyordu diye hatırlıyorum. Tabii şeyde e, yalnız, o Hubble'ın Hubble Hubble apayrı bir mevzu vardı. Hubble'ın aslında merceği sorunluydu ama yine de çıkarttılar. Hatta ben bununla ilgili full program yaptım şeyde. Yani tek bayağı aşağılarında Hubble Uzay Teleskobu ile alakalı bir program var. Orada şey vardı. Yalnız ben şu anda çok şaşırmış durumdayım. JWST Cycle 1 Go Subscription Rate is 4.1. Yani normalden yani verilecek gözlem zamanından sadece 4 katı daha fazla zaman istenmiş. Bayağı az geldi ya. Ben astronomlar... Bu da şey belki de Ulan zaten kazanamayız falan ne başvuracağım falan mı demişler adı, acaba bilmiyorum ki ama yani çok çok az geldi yani. yani. Bunu duyan durur mu? Birazdan sayfa yeniliyormuşuz böyle 4 oluyormuş 40. 400 falan diye böyle. Gerçekten biliyorum. çok şaşırdım yani ya. Zaten alta bakıyormuşum ben bu üstte yazıyormuş zaten ya baksana. The worldwide community submitted a total of 1173 proposals requesting about 24500 hours of prime observing time for general observing programs. Hmm. ve sadece Ücretsiz 6 bin saat Vallahi Valla paran olsa da ödeyemezsin. <laughs> Ücretsiz tabii ki. <laughs> Düşünsene 10 mil, milyar doları bölerler eğer para istiyor olsalar. Saniyesi saniyesi e, 100 dolar falan olabilir bunun. Öyle bir şeye gelebilir. Tabii saniyesi %100 dolardan daha fazlaya gelebilir bu teleskopta gözlem yapmak. Paran olsa da bayağı paran olması gerekiyor yani böyle bir şeyi burada bu teleskopta gözlem yapabilmen için kısacası böyle hemen Hubble subscription uh, Hubble ST over subscription rate diye baksam yalnız uh, bu da az gibi geldi ya bir dakika şurada bir yerde Bak Cycle uh, other numbers of interest are that are over subscription. Cycle 29 was 1 over 7.4 for proposals. Bak. Hubble şu anda daha fazla gözüküyor. Belki de Cycle 1'i sadece e, şeye verdiler. Teleskoba para veren ülkelere verdiler. Cycle 1'de gözlem yapmak için başvurma şansına. Bilmiyorum bunu araştıracağım. Cycle e, 29'da bak şu anda şey e, Hubble Uzay Teleskobu. Vay be. Ötekisinde JWST'de cycle 1 daha yeni başladı. Bebek, bebek, daha bebecik, bebecik. Evet gelelim diğer fotoğrafa. Karinayı da bitirdik. Stephen's Quintet. Burada 5 tane galaksi var. 1 2 3 4 5. 5 tane galaksi var. 2 galaksi neredeyse birbirleriyle çarpışmak çarpışmış artık galaksi e, Galaxy Merger dediğimiz bir olay. Şurası da buna yakın. Bu da herhalde çarpışacak. Şu da herhalde buna yakın olacak. Sadece bu görsel olarak böyle sanki birbirlerine yakın gözüküyor ama bunlar birbirlerine yakın. Sadece şu dördü birbirlerine yakın. Şu daha uzak. Şu yani dünyaya daha yakın bir galaksi. Kaçtı bu? E, 40 40 milyon ışık yılı uzaklıkta, bunlar da 290 milyon ışık yılı uzaklıkta galaksiler. Burada aslında bu. Bunu... Dedim kadar. Ha söyle. Kafanızı böyledim, kusura bakmayın. kadarıyla bu galaksiler birbirine yaklaştıkça daha çok böyle hızlı dönmeye ve aslında daha hızlı kütle. bir şekilde yaklaşmaya kütle. başlıyorlar. Aynen. Işte. Küt, küt kütle çekim. En başında konuştuğumuz kütle birbirlerine çekmeye başladığında birbirler etrafında daha da hızlı dönmeye başlıyor ve e, bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Güzel yani ya yani burada da işte buradaki olayda da hatta buradaki şu şu detayı e, kaçırmayalım. It contains over 150 million pixels. 150 megapiksellik bir görüntü bu. And it's constructed from almost 1000 separate image files. 1000 tane farklı görüntünün birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir fotoğraf bu. Yani hadi bugün Stephen's Quintet'i çekelim. <laughs> şak şak değil yani. Önce şuraya çekiyor sonra şuraya tık Bunun bir şey böyle. birleştirilmiş gibi hani e, bu hale değil de daha bir tık daha ham hali vardı NASA'nın sitesinde. Ha, var mıydı? Ha. Onu bil, Onu görmedim daha. Dediğim gibi ya ben sabahtan Hoş... beri fotoğraflara bakıyorum. Ondan sonra da yayınlardayım yani. Çok çok fazla detayı göremedim açıkçası. Gizli saklı böyle yerlerdeydi. Ben de şu an nasıl girdiğimlerden buldum hatırlamıyorum da şey yapmıştım. Görsellerini kaydetmiştim ama böyle daha bir aşağılara in, oraya tıkla, buraya tıkla şeklinde ulaşılan bir yerde. Evet. Zaten evet. de yediğin yayınlandığı için. Evet, evet. Bu Stephan's Quintet'te böyle bir şey. Yani birçok galaksinin aynı anda bulunduğu bir yer. İşte e, NGC 7320 yani şu galaksi şurası 40 e, milyon ışık yılı uzaklıkta. Diğerleri de işte 4 tane daha galaksi var burada bilmem ne. Ve işte onlarda 290 milyon ışık yılı. Uh this is fairly close in cosmic terms compared with more distant galaxies billions of light years away. Studying such relatively nearby galaxies like these helps scientists better understand structures seen in much more distant universe. Demiş. Eee uh, burada anlatacağımız başka detay. Sorulara bakalım. Sorularda detaylar var mı? Detaylı sorular var mı? o baya baya yorum gelmiş Yalnız bayağı da izleye, izleyen arkadaşımız var. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz her cumartesi aslında tek çağrı uzay programı yapıyoruz. Geliniz bekleriz yani. <laughs> bu program evet böyle oldu. Ama her cumartesi saat 9'da tek çağrı uzay programımıza da bekleriz. Bilenler bilir. Hocam bu arada evet. bir tane görsel gönderdim size. Ben ekran paylaşınca geliyor mu bilmiyorum da. Size gönderdiğim görseli hala. ekranı yansıtabiliyor musunuz? Yok bana e, Whatsapp'tan atarsan yani. Şey yapabilirim. Evet bu sırada başka sorulara da cevaplandırırım. Sen de o sırada Whatsapp'tan yap. Hocam JWST hata verirse Hubble ilk başta vermişti. Ha o zaman ne olacak? Tamam JWST aslında hata vermişliği demeyelim de. JWST'ye bir tane mikrometeor çarptı geçenlerde. Sanırım 0.1 santimetre milimetre mi öyle? Bayağı küçük mi, santimetre olamaz milimetredir. Bayağı küçük bir, bir parça aynasını çizmişti. Bayağı da millet şey oldu yani vay ayna çizildi ya ne olacak falan filan. Ya bunlar olan şeyler. Bu tür şeyler oluyor. Böyle sorunlar olabiliyor ama zaten aynası çok şeyin e, JWST'nin. Onun için e, so far so good. Şu anda bir şey yok. Ama mutlaka çarpacaktır. Gelecekte daha farklı mik mikro da çarpacaktır. Onun için işte 18 tane arı peteği gibi şeyler aynaları var ve her biri de işte kaç 1.33 32 metre mi neydi zaten bunlar da e, bu anten bu, bu şekilde böyle bir sorunlar yaşanabilir ama e, şey değil e, şu anda so far so good. James Webb <gülüyor> teleskobu <gülüyor> ya önerdim mi tamam dur WhatsApp açayım Hı? James Webb teleskobu e, kara maddenin keşfine kadar ayrı bir katkıda bulunabilir mi Olabilir. Yani bu da kozmolojinin en büyük sorularından bir tanesi. Azizim link yolla link. Ben bunu nasıl açayım? Sen bana link yollaman lazım. Firefox'tan açıyorum ben. Kara maddenin keşfine dair bir katkıda bulunabilir mi? Bulunabilir. Çünkü kara madde neredeydi? Kara maddeler galaksilerin birbirleri, galaksiler birbirlerinin içerisinde tutan sanki bir uhu gibi bir şey aslında. Ve ondan dolayı büyük ihtimalle tutabilir. Yani büyük, büyük ihtimalle ee, kara delikler, şey kara maddelerle alakalı bir şeyler, bir şey bulabiliriz. Kara enerjiyi bilemiyorum ama kara enerjiyle ilgili bir şey bulur muyuz? Çok ilginç. Kara delikleri görüntüleyen sistemle bebek evren galaksileri gözlemlenebilir mi? Hayır gözlemlenemez. Kara delikleri gözle dediğimiz bir Te ...gözlemlediğimiz teleskop... ...işte Event Horizon teleskobu... ...yani o çok uzaktaki... ...çok küçük bir noktaya odaklanarak... ...orayı görmek için yapılan bir teleskoptu... ...yani böyle bir şey... ...görünmez demeyeyim de yani böyle bir şeye gerek kalmaz... ...çünkü biz zaten... E ...galaksileri görebiliyoruz... ...o kadar büyük bir teleskobu... O, ...o kadar büyük açıklığa sahip bir teleskop ...olmadan da biz zaten galaksileri görebiliyoruz... ...şu şey soruyu cevaplandırmış mıydık ya... Hubble daha ne kadar devam edebilir ve işimize yarar mı? Hubble de devam edecek büyük ihtimalle. Yaşayabildiği kadar devam eder. Ondan sonra yani bozulduğu zaman bırakabilirler onu. Bozulduğu zaman bırakabilirler. Hayallerimi yıkıyorsun hocam. Hangi hayallerine? Evet, galaksimizdeki gezegenlerin çok daha net fotoğraflarını, atmosferini ve benzeri JWST ile daha net detaylı çekilmesi mümkün olur mu? Gezegenleri demeyelim. Bakın az önce göstermiştim. Gezegenlerin net fotoğrafını çekmek gerçekten çok zor. Belki JWST bir gün büyük bir sürpriz yapacak ve bir bir e, bir öte gezegenin fotoğrafını çekebilir. Yani başka bir yerdeki bir galay, bir yıl öte gezegenin fotoğrafını net fotoğrafını çekebilir. Ama atmosfer zaten kesinlikle, zaten az önce gösterdik atmosferler zaten net net bir şekilde çekilecek. Ee, çok güzel bir soru. Bilinenin aksine, NASA'nın yanılgısı var mı yeni verilerde? Olabilir. Neden olmasın? <laughs> Milletin eline sen datayı veriyorsun. Arkadaşlar deadline diye bir olay vardır. Bunu yaşadığımız için söylüyorum sana. Deadline diye bir olay vardır. Arkadaşlar şey diyor. E, Başkan Biden fotoğrafları açıklayacak çabuk sonuç bulun. Her, elbette ki yanılgı olabilir. Elbette ki olabilir. Ama yani o, el, olmaması için ellerinden gelen yapılıyordur el, yani. Yani her deadline'da bir şey olabilir yani bu kadar kısa sürede deadline veriyorlar hadi çabuk yapacaksınız bilmem ne falan filan kolay değil yani. Aa bu soruyu cevapladırmıştık zaten ya. Evrenin bir sonu var mı? Varsa görebilecek miyiz? Hangi evren sorusu var burada? Hangi evrenin sonundan bahsediyorsunuz? Eğer görünen evrense zaten görünen evrenin sonunu görmeye çalışıyoruz. JWST ile. Evet. Gelen görüntüler şahaneydi. Hocam önümüzdeki günlerde daha detaylı görüntüleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Biz de aynı şekilde bekliyoruz. Evet. Başka şey böyle. Biraz daha vaktimiz var zaten. İstersen hemen birazcık daha şey yapabiliriz. Kaç dakika geçmiş? Bir şey söyleyeceğim ben. Evet. Bunu merak ediyorum özellikle. Bu biraz daha teknik yere girecek. Sonuçta e, Web Uzay Teleskobu olsun, diğer bütün e, yayın yapan uydular olsun... ...dünyaya belirli bir dalga boyları gönderiyorlar. Ve o dalga boylarıyla aslında enkodör dekodör olayıyla biz bunları çözüyoruz. Çözümlüyoruz işte sesse, görüntüyse ona göre bu e, medya dönüşümleri oluyor. ve Uzay Teleskobu da ne gönderiyorsun, ne de, datası gönderiyorsa da... ...buna göre aslında görselleştiriyoruz ya da hesaplarını yapıyoruz... Bunlarda şey oluyor mu sonuçta bir sürü dalgalar var gelen giden işte meteoroloji uyduları var onlar var bunlar var dalgalar bir şekilde sonuçta birbirlerini e, ya şey değil mi rezonans e, interference. durumu Interference Rezonans değil interference evet interference yapıyor mu diyorsun işte Aynen. sırf bunlar için biz varız biz varızdan kastım gerçekten benim çalıştığım konu bu. <laughs> Yani şu anda NASA'da benim yap çalıştığım alan bu spektrum mühendisliği. Ben e, uzaydaki özellikle derin uzay araçlarının frekansları birbirlerine çakışmasın diye, interferans yapmasın diye çalışıyorum. Bu bölümdeyim. Bizim grubumuzda işte e, 8 kişiyiz biz. Bizim grubumuz dünyadaki bütün derin uzay misyonlarında bu şekilde hizmet veriyoruz. Hatta bedava hizmet veriyoruz. Eğer ki yarın Mars'a giderseniz işte bir uzay teleskobu fırlatırsanız ama uzağa fırlatacaksınız işte JWST gibi. Ya da asteroide Jüpiter'e ıvıra zıvıra giderseniz biz size bedava hizmet verebiliriz. Sizin frekansınızı biz sağlayabiliriz. Motor sesi geliyor mu? Evet. bana gelmiyor. Burada arada benim alarmımı kapatmıştım da kapata basmamıştım. Ertelemeye basmıştım da <laughs> İş hatırlatıcısın, unutmuşum, kusura bakmayın. Ee, bir anda alarm çaldı. Evet abi. Ee... Bedava niye veriyorum para iste? Bunu niye yapıyoruz biliyor musun? Bunu niye bedava yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Amerika, Amerika ilk başta uzaya, özellikle derin uzaya bir araç gönderen ülke iki taneydi. İşte Sovyetler Birliği ile Amerika'ydı. Ve ikisi arasında da e, doğal olarak antenler de azdı. Uzay araçları da azdı. Çok fazla birbirlerine interferans yapma ihtimali yoktu. Yani birbirlerine o sinyallerin girişim yapma şansları fazla yoktu. Ama artık çok fazla uzayda uydu var. Ve çok daha uzaklara bir şeyler gönderen ülkeler var. Onun için en başından beri işte JPL bugüne kadar gönderilmiş, derin uzaya gönderilmiş bütün Uzay araçlarının hem yörüngelerinin hangi günde nerede ne olacak onları biliyoruz hem de aynı zamanda ee, zamanlarını biliyoruz işte zamanlarını bu şekilde biliyoruz ve bundan dolayı da herhangi birisi yeni bir misyon gerçekleştirdiğinde gerçekleştirmek istediğinde bize gelebiliyorlar diyorlar ki işte bak işte biz örneğin Mars'a gidiyoruz İşte örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ya da Çin ya da bilmem ne ya da bilmem ne. Biz Mars'a gidiyoruz. Bize bir frekans tahsis eder misin? Biz de diyoruz ki bak diyoruz derin uzay frekansı şudur. Şu aralıktır. İşte 8 GHz'de böyle küçük bir alan var. 50 MHz'lik bir alan var. Diyoruz ki tam şuraya siz kullanabilirsiniz. Bunu da biz bölüyoruz tık 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 tık. Biz de böyle 50 parçaya ayırdık. Sen şu parçanın şu kanalı sen kullan. Şu kanalı sen kullan. Şu kanalı sen kullan. Şimdi kimse bize sormazsa. Kimse bize demezse ki yani işte ya biz Mars'a gidiyoruz ama işte ya ben istediğim şu frekansı kullanacağım derse e tam da o frekansı verdiğimiz başka bir Mars misyonu varsa e doğal olarak çakışır. Ne sen verin alabilirsin ne bu verisini alabilir tamam mı? Onun için biz bu e, hizmeti yapıyoruz. Bedava olmasının sebebi de NASA bunu kaybetmek istemiyor. Sonuçta dünyadaki bütün e, ülkeler NASA'ya gelmek zorunda kalıyorlar. Onun için bunu bedava yapmak e, güzel bir şey. Evet. Evrenin ilk mi zaman... erkek, evet. Evet. İyi araya kaynadım. Voyager 1 ile alakalı bir bilginiz var mı hocam? Çalışıyor Voyager 1 Gayet güzel çalışıyor. Hatta sana şu anda çalışan bütün. O 2000 şey... kaçta? 25'te galiba kendisini kapatma. Mu... Yani şey Yok. tamamen. Ee, yani Yok. tamamen nükleer mi? nükleerle alakalı nükleer şeyiyle alakalı beraber Voyagers. Geliyorsunuz hemen Mission Status'a. Burada şu anda nerede olduğu kaç hatta şunu metreye çevireyim. Ee, yoksa şey oluyor mil falan oluyor. Şu anda 25 milyar kilometre ötede Voyager 1. Voyager 2 de 19 milyar kilometrede. Ve hala uzaklaşıyor. Bak 422 400 Takip etseniz şey olur ya yani, bak bu da uzaklaşıyor gidiyor ya yani. dünyadan hızla uzaklaşarak gidiyor ee, şey var one way light time 21 saat öteki de 18 saat yani oradan bize datanın gelmesi 21 saat Voyager 1 için Voyager 2 için de 18 saat sürüyor çalışan sistemlerde burada görebiliyorsunuz Hala çalışıyor mu? 1977'de fırlatılan araç. Hala çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bak Cosmic Ray Subsystem çalışıyor. 10, 10, 10, 10. Bunlar da birkaç tanesi off işte plasma science off. Örneğin bir tane imaging science subsystem yani kamera kapanmış doğal olarak. Ta 19 kaçta 85'te mi? 75'te mi 85'te mi kapanmıştı yani bayağı önce kapandı. İşte bunlar off. ama gördüğünüz gibi hala çalışan şeyleri var. Evet, JWST L2 konumunda değil de başka bir konuma gönderilebilir mi? Hayır. Bu saatten sonra gönderilemez. Neden gönderilemez? Hemen Onunda JWST L2 Lagrange diye yazayım. Gönderilemez. Zaten oraya göndermek için bir yakıt harcıyorsunuz ve siz, ve siz gidip de yani başka bir yere göndermek istemezsiniz. Başka var mı acaba? Şurası. Yani çok çok spesifik ve güzel bir noktada JWST. Tam şu noktada L2 noktasında. Şurası dünya, şurası güneş. Normalde ne olması gerekiyor? Normalde güneşin çevresinde dolanan bir cisim güneşten ne kadar uzaklaşırsa yavaşlaması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi buna gravite buna burada kütle çekimin dengelenmesi durumu var. Bir gravitasyonel potansiyel durumu var. Ve bu kütle çekim potansiyelinin bazı yerlerde nötrlediği yerler var. İşte o, o noktalar L noktaları, Lagrange noktaları diyoruz. İşte L1 tam bu noktada. L2, L3 şu tarafta, L4, L5. Buralara ne koyarsanız koyun Dünya ile aynı hıza dönerler. Güneşin çevresi Dünya ile aynı hıza dönerler. Onun için biz her zaman Dünya'dan baktığımızda JWST'yi görüyoruz. Şurada. Ilgım sana soru. L1'e ne koyarsın? l de uzay araçları var. Tan 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 tan. l nereye, doğru bakıyoruz? Güneşe doğru. Aynen. Güneş teleskoplarını L1'e koyarsın ve dünya ile beraber aynı hızla dolaşırlar. Gelecek bir şey de yapılırsa e, atıyorum teknoloji çok gelişti diyelim. Oraya güneş panellerini koyup dünyayı bir şekilde enerji gönderme Teknolojimiz olduğu zaman da yok, gayet güzel. Yok. Yok. <laughs> bir buçuk milyar, milyon kilometre ötede. Bir buçuk milyon kilometreden sen dünyaya. Var böyle bir plan aslında. Hatta Space based tabii tabii benim Space -based base Solar de. Power denilen bir, bir proje var. Bilmiyorum, bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de çok uzaktan, yani oralardan. oh. oh oralardan dünyaya güneş gönder. Zaten biz Zaten dünyadaki en, en çok... dünyadaki enerjiyi daha şey yapamadık daha. Yani sadece güneş panellerinin verimini artıramadık. Kısacası böyle bir durum var yani. Evet. Evet, evet, evet. Peki bir şey soracağım. Bu kirliliği en çok hangi yörüngede oluyor bu arada? Hani İyi bir oldu, alçak oldu. yörünge, bir orta De yörünge var ya. Tam şurada oluyor. Şu anda gösteremiyorum ama yani çok yakında. Tam şu çem çizdiğim çemberin içerisinde oluyor. Şu kadar mesela. Orta yörünge mi? Yüksekle, Leo, lower orbitte. En, Hello, en şu, yani 500 kilometre, yukarı baktığımızda 500 kilometre uzayda. Çin'in projesi değil bir mi bu güneş ucuna. paneli hocam? Yok, bu başka. Bu çok öncesinde ya, çok öncesinde böyle bir şey vardı. Arda yazmış, Dyson Sphere, Dyson Sphere değil aslında. Dyson Spherelik bizim o ona çok yolumuz çok. Dyson Sphere olayı da güneşi bir kapatalım şöyle bir kapakla kapatalım bütün enerjisini alalım. Ondan sonra işte istediğimiz gibi kendi güneş sistemine güneşin enerjisini apostolladen falan. Ona da çok var. Arkadaşlar daha dünyadan çıkamıyoruz ya ne Dyson küresi. Ne, ne, gezegene... ne uzaydan. Aynen yani ne öyle uzaydan elektrik gelecekmiş de falan filan. Zor işler yani bunlar. Zor gerçekten. Şimdi şey NASA'nın bir tane pro, pro, e, konuşamadım programı var ya aya nükleer santral yapsak nasıl olur acaba diye e, bazı şeyler vardı NASA'nın sanırım. Olmak zorunda aya nükleer santral yapmak zorundalar hatta moon nükleer. Hiç şey mi sanırım evet. ya. E, aya evet. giden araçların ya da görevlerin Tabii canım, enerjisi. 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 Aynen şu evet. proje. Ya bu, bu bu böyle bir şey var şu anda. Ama ne zaman yapacaklar, yapabilirler mi? Şu anda bilmiyoruz. Şu anda bunu bilmiyoruz. Evet, JWST ile alakalı son sorularınız varsa şey yapalım. Ondan sonra ben bir televizyona bağlanacağım çünkü. Aynı oluşmuş diye bir soru görmüştüm ben bu arada. Çünkü arkadaşlar tek bir aynayı çünkü 6,5 metrelik tek bir aynayı herhangi bir roketin başına yerleştiremezsiniz. Hangi roket? Nerede buldun o roketi de yerleştireceksin? Onun için JWST Payload Ops, yanlış Ve katlanabilir olması evet. için Tabii. sonuçta yekpare giderse JWST Payload Rocket diye yazdığımızda yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi Open Image Gördüğünüz gibi roketin içerisine katlayabilmeniz, roketin içerisine koyabilmeniz için onu katlamanız gerekiyordu. Onun için bu şekilde 18 tane ayrı arı peteği gibi anten şey mer ayna konuldu. JWST'nin ömrü ne kadar? JWST'nin ömrü e, bir 5 yıl civarı. Büyük ihtimalle 10 yıl zaten çalışması kesinlikle bekleniyor. Ama büyük ihtimalle büyük ihtimalle Büyük ihtimalle şey yapmayabilir daha da uzun da yaşayabilir ama büyük ihtimalle şöyle bir durum olacak normalde az önce ondan bahsediyor aslında programın başında ondan bahsediyor yörünge manevrası yapabilmen gerekiyor hatta kapatmadıysam kapatmadım bakın burada yörünge manevraları yapıyor sen L1 pardon L2 noktasındasın ama L2 noktası dediysem noktanın içerisinde oturmuyorsun öyle. Burada bir koltuk yok. Sen o koltuğun içerisinde yani o L2 noktasının çevresinde de 1 milyon kilometrelik genişlikte bir, bir çapta bir yörünge çiziyorsun. Yani güneş sistemi şöyle dönerken sen de şu şekilde dönerek çiziyorsun. Şu şekilde gidiyorsun aslında. İşte bu hareketleri yapacak bir yakıt gerekiyor. Hadrazin gerekiyor. E ve hadrazin de e, belli bir süre sonra bitecek. E bitince, bitince de doğal olarak JWST'yi kullanamayacak duruma geleceğiz. Şu anda yeni teleskopların yapımına başlandı mı? Sonuçta yapımları bir süre alıyor ve yaklaşık olarak 5-10 yıl arasında bir kullanım ömrü e, yaklaşık olarak hani kesin gözle bakılıyor 5-10 yıl kullanılacak diye. E, atıyorum Web Uzay Teleskobu değil de e, işte XABC uzay teleskobu gibi bir e, şey yapılıyor şu anda. Lua. Yaza var mı yazamamışım ya. Bu. Fransız gibi. Evet. Yok Abi. Amerikalı ama a, niye biz Fransızca okumaya çalışıyoruz onu da bilmiyorum ya. Lua! Diye böyle bir okumaya large çalışıyoruz Large ultraviolet. He oradan geliyormuş. Tamam. İşte, la, Fransızca la, bir large, large ultraviolet optical <laughs> infrared surveyor. Teleskop bu. Bir sürü ayna konulacak ve Kaç bildiğim aynen? bildiğim kadarıyla 15 metre miydi kaçtı bu? Anladım. aynen şey yok yani henüz kesin değil. 8 metre ile 15 metre arasında e, bir tahmini fikir var. Onun için yani şu anda o da bir ya yani bu var. Bir de girecek yoksa bak mi? Nasıl? L2 mi tutulacak gene. Evet, tabii tabii. Space Teleskop. L2'dir ya başka bir yer olamaz. Bakalım. Yes, L2'de ya başka bir yere konması mantıklı değil zaten. Bir de Origin Space Teleskop var. Bunun ilk e, takımında yer almıştım. İlk Science Definition Team'deydim. Hatta şu kitapta benim de ismim var. E, Origins Mission Concept'te. E, nerede bunun fotoğrafı yok mu başka? Şey için sordum. Bazen e, bazı gezegenleri da. özellikle görüntüleyip için e, teleskobu da olan araçlar gönderilir ya işte Voyager 2 sanırım. E ee, işte Plüton'un yanından en son geçip gitti. Yanlış hatırlamıyorsam Voyager 2'ydi o. o. New hani onun gibi ha. Öyle... ha evet pardon pardon evet de Onun gibi bir şey mission'lı bir teleskop da atıyorum olabilir neden olmasın. MINAT bir yerlere daha farklı yerlere gidebilmek için. Onun için sormuştum. Hani şey L2 mi diye. Hmm, hmm. yok yok L2 de L2 hem yakın ve sürekli dünya görebildiğimiz için az önce sana şey gösterdim ya sürekli antenlerimizi de takip edebiliyoruz diye bir de sürekli dünyaya bak baktırabiliyorsun onun için biz orası çok mantıklı bir yer bu da aynı şekilde Origin Space Teleskop da L2'ye düşünülüyor bu da 2035 gibi düşünülüyor kısmet Kaç, daha uzun ömürlü Buna başta 10 yes, milyar dolar dendi. Önceki işte kaç 500 milyon dolar deyip 10 milyar dolar falan çıktıydı. Bunu da baştan dediler yani 10 milyar dolar tutacak diye. Dur bakayım şeyi var mı? Yok bulamadım. İşte kısacası böyle bir şey. Bir sonraki teleskoplarda bunlar olacak. Evet. Evet yavaş yavaş ee, da sonlarına da gelelim. Son sorulara da bakalım evet. Son sorulara da bakalım. Evet, son sorular. Eee Öklit Space Teleskop var. Ha, Öklit de var, doğru. Öklit de var, doğru. Ya var aslında da yani JWST kadar iş yapacağı düşünülen ya da JWST gibi bir şey yapacağı düşünülen işte Lübova şu anda bayağı bir bayağı bir iyi gözüküyor. Umut hocam ve bile ve, e, Satürn ve Jupiter Saturnularını inceleme konusunda elimiz daha güçlü olabilir mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki kesinlikle Enceladus'tur, Euro, Euro Europa'dır kesinlikle bunlara baktıracaklardır. Kesinlikle bunlara baktıracaklardır. Vardır yani belki şu anda Cycle 1'in içerisinde de vardır. Hatta Cycle 1'in garanti veriyorum Cycle 1 e, JWST Project dediğimde çıkacak. Aynen bak şimdi. Approved Programs bak. Ah. Söylesene azizim ya göstermiyorsun ekranı diye. Ben burada yazarken. Ha. Konuşmaları okuyordum şimdi. Ha. Başka Gördüğünüz gibi mi? Cycle One General Observer. Buraya girdiğinizde arkadaşlar JWST önümüzdeki bir sene içerisinde neleri gözleyecek hepsinin listesi var. Buraya baktığınızda bakın Exoplanets and Disks. Bakın işte. A Klaus'un. Bugün programa çıkan Klaus benim akademik kardeşim. Bu arada onu gururla söyleyeyim. Klaus Pontoppidan. Benim şey, akademik kardeş dediğim de yani aynı doktor hocasına sahibiz demek oluyor. Yani kardeş. <laughs> Bir de şey var, akademik ne var? İşte grandfather, grandmother işte. Ben örneğin şey yaparsam, benim doktor öğrencilerim de örneğin benim doktor hocamın grand e, daughter olacak, grand sonu olacak. Yani grand children olacak falan böyle. <laughs> Çok çarpık akademik <gülüyor> ilişkiler <gülüyor> Emre diyor çarpık değil kardeşim kardeşlik ilişkileri bunlar işte biz böyle şey torun bu... torun falan deniyor. Diğer, evet. diğer bu missionları yapıldığı zaman oradan gelen görüntüler de bizimle paylaşılacak mı yoksa hani Hayır, özel evet. kişi, hani Hayır. kişi isterse mi paylaşılıyor? Hayır canım hepsi paylaşılıyor ne demek istedin yani. kim ya CWS'de kim gözlem yapacak da kendine saklayabilir ya böyle bir şey olabilir mi? Bir insan Hayır, zaten yani çılgınlar gibi de. bulduğu sonucu dünyaya dünyaya duyurmak istiyor. Ya bunlar hep bizim elemanlar. Şey, Me, Melisa falan bizim tanıyoruz. Haber ne konusunda işte kamuoyuyla. Yok yok tabii ki tabii ki canım yani tabii ki herkes paylaşacak anında paylaşılır. Bir şey bulan anında paylaşır yani o o şey değil yani. Ah daha güzel oldu. O kadar parasını Bak, ödemiş tabii ki de paylaşacak diyormuşuz. Tabii canım yani burada şeyi görebiliyorsunuz bakın kaç saatlik gözlem zamanı alabilmiş. Bakın 34 saatlik gözlem zamanı, exclusive access period. Ha, 12 ay hiç, 12 ay gözlem zamanı şey verilmiş. Bak, on, bu gözlemi yapacak 12 ay süresi var datasını takip, şey yapabilmesi için, datasını işleyebilmesi için. Şunları örneğin hiç zaman verilmemiş görüyor musunuz? Bu gözlem yapılacak. Bak bu arkadaş. Kolet tanıdığım arkadaşımdır. Kolet örneğin gözlemi yapılacak ve Klaus'la beraber gözlem yapılacak ve gözlem yapılır yapılmaz hemen halka açılacak. Sıfır gün verilmiş. Çok ilginç değil mi? Yani şu anda deseniz desen yani ben e, şu anda işte Treasury Survey of Chemistry in Plant Forming Regions yapmak istiyorum desen yani buradaki gözlemleri ben de kullanmak istiyorum desen çıkıp anında kullanabileceksin. Çünkü direkt halka açılıyor. Bunlara 12 ay süre veriliyor bak gördüğün gibi. 12 ay sana süre veriyorum. 12 ay içerisinde makalenin yaz. Makaleni yazarsan yazarsın yazmazsan veriler halka açılacak demektir. Ve gördüğünüz gibi bunlar da bak 12 saatlik gözlem zamanı verilmiş. Vesaire 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 vesaire. 12 saatte bayağı bir güzel gözlemler yapılır o zaman. Bayağı iyi var almışlar ama ya. 5 saatlik gözlem zamanı almış. Ama bunlar zaten şey ya bunlar ilk, ilk şeyler. Baya iyi almışlar yani gerçekten. Bayağı da bak yeni yıldızlar oluşumuyla alakalı bak galaksis galaksilerden de çok var. Solar ha herkesin merak ede al sana solar system. Ha. Bak kuyruklu yıldıza bakacaklarmış bir tane. Kuyruklu yıldız geliyormuş bir tane ona bakacaklarmış. Bu bir. Trans Neptunian Objects. Daha uzaktaki Neptün'ün dışındaki Plüton'un ötesindeki objelere bakacaklarmış bir tane. 5 saat. Uranus by the Mirror Instrument saat verilmemiş ama herhalde e, do, do, if time tarzda bak Neptün'ün aynısının ne? ha garanti time observationsmış bak bunlar yani e, bunlara saat saat şey yok bunlar kesinlikle yapılacak demektir GTO öyle demek garanti time observations. örneği bak Neptün bak hep uzakları hedeflemişler görüyor musunuz Pluto's climate ee, bak Psyche asteroid bir tane asteroid Şimdi ay çıkıyormuş. Direkt moon çıkıyormuş. <laughs> Zong diye kalırım ha. <laughs> The moons of Uranus. Evet. <laughs> Uranus'un ayları. Bizim ayımız değil yani henüz. Gerçekten zonk diye kalırım yani eğer çıkarsa. JWC evet. bilmem ne First Detection Main Bad Comet. Bak bunlar hep kuyruklu yıldızlar. Kuyruklu yıldız. Callisto. Yine bir uydu. Kuyruklu yıldız. Asteroid Belt'te su arıyorlar. Falan filan. Ee, başka bir asteroid, asteroid güneş sisteminde, Tienos, Transneptunian Objects bunlar da aynı. Stress Titan varmış bak. Ve Moon yok. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi. Moon ne zaman olur biliyor musun? 5 sene geçer, 5 sene sonra hadi bir bakalım bir genel bir genel bir Moon picture'ı çekelim falan diyeceklerse o zaman yaparlar. Yani en sonda. En sonda. Ama zaten yaparız. Moon picture'ını çekebileceğimiz daha makul ve mantıklı elemanlarımız aynen yok. Aynen öyle. Yani var. Zaten onun dibindeyiz zaten yani. Onun bu kadar dibindeyken. Yani yani. Işte buradan da çekebiliyoruz çünkü ya ondan. A aynen öyle. Ama işte bazı şeylere uzaktan resme bakmak da bakmanın da ayrı bir özelliği var biliyorsun. Kısacası, aynen burada e, arkadaşımız da yazmış İnanılmaz detaylar geliyor Des deseniz hocam. Aynen öyle. İnanılmaz detaylar geliyor. Evet. Ee, başka başka şu an baktığınız sitenin linkini atabilir misiniz? Hemen atıyorum. Dur, şu an baktım sitenin linki şuydu. Ee, zaten şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu yazdım ya. Cycle1 JWST Projects diye yazdım ya bu kadar. Yazdığınız anda çıkıyor. Ama e... Şey, şey mi? neydi bu? Ee, Big Bigbank'in olduğu yerleri aramak, orayı bulmak zamanın ilk o başladığı işte her şeyin o, o, evrenin başladığı noktayı bulmamışının ismi neydi? Hani o listede görebiliyor muyuz? Zaten mi baktık ki listeye. Ha onlar şey. Ee, hemen göstereyim. Onlar şunlardır. Zaman verilmemiş kesin yapılacak olanlar. Yok. Galaksiyizdir onlar. Galaksiyizdir bak. Z, Z11. z 11 Bu da çok öyle galaksilere yani ilk, ilk galaksilere bakmaya çalışıyorlar. Z6.072 yakın. Yine de. Hmm, Z6.5. Bak Z11 çok iyi yalnız. Direkt 11.3. O baya iyi bir şey olduğu için herhalde hiç hiç zaman vermemişler. Çabucak makaleni yaz. Yani kısacası bunun makalesini hızlı alacağız bak. Triple Lens Z 11 Galaxy. Yani bu çok çok uzaktaki bir galaksi bu. Evrenin başındaki bir galaksi örneği. Onun gözlemi gelecek. Uh, interstellar medium of galaxies in the early universe. Aa Ceyhan'ın bak makale şeymiş. Ceyhan da kazanmış bak. Uh, Ceyhan uh, her ne kadar şey olsa da Türkçe bilmiyor arkadaşlar bu arada. Başka babasız an dersem Türk tonunda evet. Başka var mı böyle ilk galaksiler galaksiler galaksiler? Fena şey yani dediğim gibi yani çıkacaktır mutlaka. set greater than three? Ya belki bir şeyin içerisindedir ya. Başlıkta belki böyle başlık güzel olmayabilir. Evet. Neyse. Ben neyse. onu araştırayım bulursam gönderirim size hocam. Evet, evet. Yok işte bunlardan birisi ya. Bunlardan birisi mutlaka yani işte. Bunlardan birisi. Evet arkadaşlar son son bir oh 5 geçiyormuş. Tamam, birkaç dakika içerisinde bitirelim. Son sorular, son birkaç tane daha soru varsa hemen onlara şey yapalım. Evet arkadaşlar, evet baya, evet bayağı heyecanlı bir gündü bugün. O zaman kapatmayı da yapalım. Baya heyecanlı bir gündü, baya güzel resimler elde ettik. bunlar sadece bir başlangıç. Bundan çok daha ötesini alacağız. Çok daha ötesi. Çünkü çok kısa sürede çok güzel görüntüler elde edebiliyoruz. Ve en önemli sorulardan bir tanesi olan işte evrenin en başındaki neler var, o soruyu cevaplandıracağız. Bir de diğer önemlilerden bir tanesi de işte exoplanet dediğimiz işte dünya benzeri gezegen araştırmaları, çalışmaları. Bununla alakalı belki bir şeyler bulacağız. Belki de gerçekten dünyaya direkt benzer bir şey bulacağız ve içinde hiçbir şey bulamayacağız. <laughs> o kadar ilginç bir şey ki aslında... Ya dünyaya benzer bir şeyi aramak ve dünyaya ben bu gezegeni bulduktan sonra da bize benzer canlıları aramak. Çok kolay bir olay değil ya. Ciddi ciddi çok kolay bir olay değil. Kısacası böyle bir durum var. Evet. Senin söyleyeceğin başka son bir şeyler var mı? Ben konuşmaya başlarsam susamam. Kendimi zor istiyorum uzatmamak için zaten. Kendimden az, az soruyu sıkıştırdım. Bir yere şey, klabaz ya da işte onun gibi bir sohbet odası vesaire ayarlarsak, evet. e, inanılmaz inanılmaz arıcıyım. Eminim ki sorular gelecektir. Gelmezse de komple ben kapatabilirim orayı. <laughs> Bu akşam şey yapalım. Bu akşam da aynı zamanda bir de Twitter Space aç açabiliriz. Orada da konuşuruz. Şu anda bir dediğim gibi bir televizyon var. Ondan sonra da Ondan sonra da e, şey yapacağız. Ha hangi televizyon? Tamam, evet. e, sabah e, bir, bir, birkaç saat önce Habertürk'te Entv vardı. Şimdi TGRT var. Bir de yarında hangi haber, akşam haberlerim CNN Türk'te olacak. Ya yani kısacası şimdilik böyle televizyonlarda şeyler var, kanallar var birkaç tane kanal. Evet. Ee, dediğim gibi onda o bittikten sonra da herhalde bir e, Türkiye saatiyle 23.30 civarı da şey açarız. 23.30 23.40 o civarlarda da Twitter Space'i açarız. Ondan sonra da orada da siz konuşursunuz. Artık e, biz de konuşuruz vesaire vesaire artık hep beraber konuşuruz. Bundan sonra siz, siz daha çok konuşursunuz. Ben yoruldum artık <laughs> diyelim. Ya ben şeyleri de çok merak ediyorum. Yeni oluşan bebek yıldızlar o e, nebulalarda, bulutlarda vesaire. Onlar da çok merak ettiğim konular. O konuda da darlayabilirim. Ee, sizin enerjiniz e, yettiği kadar. Tamam televizyonda yazıyor şu anda. Okey. Okay. Oldu o zaman arkadaşlar. Haftaya e, ha haftaya değil. E, bu cuma ılgımla başka bir e, programımız daha var. Ondan sonra cumartesi de her zaman olduğu gibi cuma her cumartesi 21'de de bizim Tek çar Uzay programımız e, devam ediyor. Ona da madem yeni gelen arkadaşlar varsa kanala abone olunuz lütfen. Artı şunu söylemeyi hiç sevmiyorum ama yani bildirimlere şey yapın. Bak bir anda Cank diye bir program açabiliyormuşuz. Aç bildirimleriniz olursa bunu duyabiliyorsunuz. Onun için kanala abone olursanız işte hatta hazır eliniz değmişken bak buralardasınız bir sürü canlı yayında izleyen arkadaşımız var. Şu anda üç, yani beğene de basarsanız en azından kanalımızda daha çok duyulmuş olur. Çünkü biz bu programı her hafta cumartesi günü 21'de yapıyoruz. Şu anda 114. 115. falan program yapıyorum. Yani 4 senedir bu programı yapıyorum ben tek çağrıza yapıyorum. Onun için lütfen kanala abone olursanız seviniriz. Siz de oraya bekleriz her cumartesi. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın.